Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu sekerat. Hasan abi. Öyle mi? Sekeratın hakikati abi. Sekerat. Evet. Şimdi bu dersten önce böyle kısa bir mukaddeme. Böyle bir biraz kısa abi. Şimdi Risale-i Nur iman hakikatleri üzerine telif edilmiş bir eser yani. Meselenin hakikatini beyan ediyor. Mesela Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık bizim nefsimizmiş yani. Bize bakan o hakikat ne yani, o balığın hakikati neymiş? Nefismiş. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıkları bizim günahlarımızmış. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateş küfür ateşiymiş yani. Evet, sefahat. Şimdi her şeyin hakikati var Hasan abi, her şeyin. İstisnasız yani. Çünkü hakikatsız hiçbir şey olmaz yani. Ehemmiyetsiz bir suret olur yani. Her şeyin hakikati var. Cennetin de hakikati var, cehennemin de hakikati var. Her şeyin hakikati var yani. Hakikati olmayan hiçbir şey yok. Konumuz sekerat. Abi, sekeratın da hakikati var. Yani dinin bütün tabirleri canlıdır. Bizzat an be an yaşanır. Şunu kapatsak da camdan gelen rüzgara yetişse. O kapıyı kapat ki dışarıdan ses gelmesin. Evet. Arka perdeydi. Dinin abi evet. Bütün şeyleri canlı, bizzat yaşanıyor. Dinin bütün bize işte duyduklarımız, bildiklerimiz hepsi yaşanıyor yani. Bazı işte öldükten sonra yaşanacak. Burada yani bizzat yaşanıyor abi. Hepsi canlı ya. Her şey canlı yani. Cennet de canlı, cehennem de canlı. Hep burada yaşıyoruz onları yani. Fakat biz nasıl olduysa bu mesela cenneti, cehennemi vesaire sekeratı böyle hani öteledik. Öteledik. Evet, hakikatını içine giremediğimizden dolayı öteledik yani. Mesela ölüm. Üstad Hazretleri meyyit-i müteharrikler diyor. Yani adam ölmüş yani hareket ediyor ama bir ölüden farkı yok diyor yani. Ölümün bile bu manada bir noktayı nazarla canlı yaşandığını söylüyor yani. Şimdi bir de Risale-i Nur okuma noktasında yani bu dersleri abi soruluyor. Nasıl oluyor yani bu şey? Bununla alakalı bir iki noktayı nazar. Bu 28. lemada şimdi derste sekeratla ilgili şeyler anlatacağız ya. Ya bunu nasıl olur böyle falan. Ona bir zemin oluyor bunu anlattıklarım yani. Sekeratı Türkçe yani lügatı nedir? Sekerat abi lügatta sarhoşluklar. Sekir. Sekir, müskir var ya abi Arapçada. Sekir, müskir. Ha nasıl içki içen bir insan o içki vasıtasıyla sarhoş oluyor? Sekerat sarhoşlukmuş. Şimdi içerine gireceğiz yani. Avami tabirle ölüm anı. He? Evet, avamda. Ölmeden önce ne ahiret ne dünya, ikisinin ortası. Sekeratı abi ben ikiye ayırdım. Sekeratı ikiye ayırdık. İnsanı kebirin sekeratı, insanı asgarın sekeratı. İkisi de maddi ve manevi olarak ikiye ayrılıyor yani. Onu ikiye ayırdım. Şu 28. lemada şöyle bir cümle var. Şimdi burası çok önemli. Ders çalışırken ben çok ehemmiyetli görüyorum bunu abi. Risale okurken böyle istifade, mana, feyiz noktasında benim noktayı nazarım olmazsa olmaz yani. Bunu tefrik edemiyorum. Ben çok istifade edeceğini düşünmüyorum yani. Şu anda okuyacağın yer. Evet, şu an okuyacağım yer. İlmi belagatta bir kaide-i mukarreredir ki bir kelamın manası malum ve bedihi ise o mana murat değil, onun bir lazımı, bir tabii murattır. O kadar çok külliyatta insanların bildiği cümleler var değil mi abi? Onun için tekrarlamak için söylememiş. Başka bir manası itibariyle söylemiş. Misal veriyorum sayfa 269. Neresi? 28. lema. Yani 28. lema, evet. 269. 269. Mesela misal vereyim. O cümleyi bir de okur musun? Evet. İlmi belagatta bir kaide-i mukarreredir ki
bir kelamın manası malum ve bedi ise biliniyor herkesce. O mana murat değil, onun bir lazımı, bir tabii murattır. Ben bunu 2-3 tane örnek veriyorum önemli olduğu için abi. Mesela Kader Risalesi'nden. Kadere iman, imanın erkanındandır. Gayet malum ve bedi bir şey değil mi? Ne söylüyor? Evet. Yani diyor, evet, her şey vücudundan evvel, vücudundan sonra yazıldığını ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin gibi pek çok ayeti Kur'an'ya söylüyor. Yani kadere iman, imanın erkanından, evet. Peki nasıl iman edeceğiz? Sor, kaç kişiye sordum ben. Kadere nasıl iman edeceğiz? Allah yazmış diyor her şeyi yani. Yani tam içeriği yok yani. Peki kadere iman nasıl olacak? Evet, vücudundan evvel ve vücudundan sonra her şey yazılıymış yani. Önce de yazıldıysa sonra niye yazılsın ki? Evet. Kadere nasıl iman edeceğiz abi? Bir cümle. Ondan sonra bunun tekniği anlatılmış yani. Misal, başka bir cümle. 29. sözden bir cümle söyleyeyim. Önce yazılırken başka kalem kullanılmış, sonra yazılırken başka kalem. Evet, birisi kitabın gibi. Bak dikkat et, ikisini de İmam-ı Mübin kullanıyor. Öncesinde yazılıyor, sonrasında yazılıyor. İmam-ı Mübin neydir? Neydi? Geçmiş ve gelecek. Geleceği tazamun eder. Kitab-ı Mübin, ha, Halid demedi ki kader. Demedi. Çok ilginç değil mi? Bir daha bir şöyle, okuduğum cümle üçüncü mepastandı. Yani birinci ve ikinci mepasta teklifi kader var. Üçüncü mepasta Adetullah'a söylüyor yani o ilmiye olan. Hani az önce de konuşuyorduk ya, ilmi olan kainattaki, evet. Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudreti tazammun ettiği her şey yani ilmi. Bize bakan ise hali ve vicdan. Yani kader iki tane şey var ya böyle bir insan kainatı sura, evet. Kainat insan ekber. Hı hı. Şimdi başka bir cümle. Melaikenin tasdiki bir iman rüknüdür. Bunu bilmeyen var mı? Yok, malum ve bedi. Peki niye söylüyor? Şu maksatta dört nükteye esası var. Yani biz melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Dört tane esası varmış abi. Soruyorum, melaike nasıl tasdik edeceğim? Melaike hakkında ne biliyorsun? İşte diyor, melaike yemez, içmez, nurdan yaratık. Yani içeriği yok. Nasıl tasdik edeceğimizin içeriği yok. Burada melaikenin tasdiki iman rüknü. Bilinen bir cümle, malum, bedi. Nasıl tasdik edeceğiz? Dört esasla anlatılmış. Bir, 29. söz. Evet, 29. Vücut, hayat ve şuurun münasebetine, yani hayat ve şuurun münasebetine bize. Nerede vücut varmış, orada hayat var. Nerede hayat var, orada zişuur mahlukat varmış abi. Bunlar cin ve insanların olmadığı yerde melaike ve ruhani yapmış. İki, melaikenin manasında icma, manevi icma olmuş. Yani semavi olsun, semavisiz olsun, dinsiz olsun, şey olsun, herkes melaikeyi kabul etmiş. Manevi icma olmuş. Niye maddi demiyor? Tabirde hata olmuş. Maddiyum, tabiyum dahi melekleri kabul etmiş yani. Melekleri kabul etmeyen diyenin dayandığı bir akım yokmuş, bir görüş yokmuş yani. Yani Tanrı parçacığı diyor. Melek işte yani. Evet. Üçüncü esas da abi, melaikenin bir cüzünü kabul etmekle hepsini, birini inkar etmekle hepsini inkar etmek aynı şeymiş. Dördüncü esasta da melaikenin mevcudatı harici olan her şey melaikenin timsaliymiş, evet, hanesiymiş, evet, mescidiymiş. Şimdi melaikeyi nasıl tasdik edeceğim ben, iman rüknüydü, onu anlatıyor. Yani onun için bu cümleyi kullanıyor abi. Malum ve bedi olduğu için. Bir cümle daha okuyayım. Bir saniye şuradan okuyacaktım. Sözlerden, sözler elimde. Şu cümle de önemli gördüğüm için söylüyorum. Evet. Bu 14. lemanın ikinci makamında bir cümle var. Nefsi nefsinden daha hüşyar zatlara belki medarı istifade olur niyetiyle. Şimdi sual. Üstad Hazretleri diyor ki nefsi nefsinden daha hüşyar zatlar. Bir bu asırdaki bir insanın, bir talebesinin nefsi üstadın nefsinden daha hüşyar olabilir mi? El cevap olamaz. Hüşyar ne demek abi? Hüşyar uyanık demek. Hı.
Peki niye Hüseyin Hazretleri nefsi nefsimden daha hüşyar zat diyor? Bu malum ve bedi bir şey değil mi abi? Olamaz yani. Evet. Peki demin okuduk. Başka bir mana için bunu söylüyor abi. O zaman burada bir tabir, tevil. Oradaki mana ne? Bu 14. Lama, ikinci lamanın 14. lamanın ikinci makamının geneline baktığımız zaman bu hakikatlara muhatap olmak için Üs Hazretlerinin içinde bulunduğu şartlar zemin müsait Hasan abi. Tecritler var, kimseyle görüşmüyor. Tam müsait yani bunlara muhatap olacak. Şimdi bu sabah rüya gördüm biliyor musun? Hayırdır inşallah. Bunlarla kalış şimdi olduğu için. Evet. Şimdi sabah namazından sonra. Gurbet dedin ya gurbet. Evet. Gurbet gurbetmiş. Kurbetmiş. Onu tekrar ediyor. Evet. Gurbet kurbetmiş. Gurbet kurbetmiş. Allah Allah. İkide bir tekrar ediyor birisi. Kurbet nedir? Karipliktir dedi. Yakınlıktır. İşte yakın olmak için gurbet atılman lazım. Evet. Bu sabahki şey. Zaten gurbet kurbetmiş. Gurbet içinde gurbeti 6 gurbet var ya abi. Bir yedincisi var. Onu lemalarda söylüyor. Kitaplarından ayrı kalmak gurbetini de ekliyor. Onu da gurbetti yani. Ha bakayım. Evet. Gurbet kurbetmiş. Kurbet de karip. Hani yakınlık var ya, evet. İki türlü şey var ya, Allah'a yakınlık, Allah bize yakınlık, bir de Allah bizim. Evet. Bir akrabiyet var, bir kurbiyet var. Bu kurbiyet gurbetten oluyormuş. Gurbet olmadan kurbiyet olmuyormuş. Gurbet de hani şehittir de hani diyorlar ya. Evet, evet. Kusura bakma yani. Yok, estağfurullah. Şey şimdi şöyle abi. O son dediğini bir daha tekrar etsene abi. Şimdi ben sekerat dersini bir yere kadar götüreceğim. Benim elimdeki malzeme o kadar. Siz devam edeceksiniz yani. Yok. Gerçekten. Tahta olsaydı. Neler yazacaktım neler. Yani. Özellikle. Tahta olsaydı daha böyle bir şey olurdu yani de. Güzel tahtamız olur. Yok şu anda. Şimdi Osman abi bir daha tekrar ediyorum o cümleyi. Dedin abi. Şimdi nefsi nefsimden daha hüşyar zatlar diyor ya, bu malum ve bedi bir şey. Üstad Hazretleri'nin nefsinden, onun talebesinden hüşyar olamaz abi. Daha uyanık olamaz. Olamaz yani. Bu malum ve bedi bir şey yani. Öyle değil mi? Evet. Peki niye bunu söyledi? İsmi Hakim var Risale'de. Bir cümle için söyledi. Kendisi söylüyor zaten. Belagatta bir kaideymiş. Bir şey malum ve bedi ise bir kelam, o kelamı başka bir şey için, nazara vermek için söylemiş yani. Başka bir mana murat. Evet. Peki neymiş o? Niye onu söylüyor? Bir noktayı nazar. Ben illa budur demiyorum. Yani konunun bütünlüğüyle münasebet kurarak o cümleyi söylüyorum. Niye onu söylüyor? Şimdi bu hakikatlere muhatap olmak, özellikle besmeleye abi hakikaten zor yani. Onu zevk etmek, hissetmek, böyle bir çerçeve altına almak zor. Zaten 30'dan 5-6'ya indi diyor. Şimdi onun zemini var yani. Bu besmelenin sırlarına muhatap olmak için tecerrütler, terpler gerekiyor. Sistemin enfüsalinde tam çalışması gerekiyor. Ona o şartlar var yani. Cenab-ı Hak hazırlıyor yani. Ustada. Evet. Şimdi ondan sonra ise bu zamana geliyorum. O kadar çok böyle meşgaleler, fuzuliyat, maneyaniyat, hele teknolojik gelişmelerle beraber çok ki böyle bir çoklukta yani fuzuliyat, kesrette. Evet. Bu hakikatlara muhatap olan bir nefis, uyanık bir nefis abi. Yani ben noktayı alırım ama onun için söyledi bu cümleyi yani. Abi de bana burası şey gibi geliyor da mesela nefse hüşyar diyor, ruhu tevhim diyor. Ben mesela üstadım burada ruhum demesini beklerdim. Niye nefis demiş acaba? Nefis sürekli tahrik olunmakla mı hüşyarlaşıyor? O da bir yani bir nefsi kullanmakla herhalde ruhun derece hayatına çıkılıyor, kalp ve ruhu. Şurada şey yapalım. Nefis deyince biz nefse emmareye aklımız gidiyor da ondan. Evet. Nefis insan demektir. Evet. Mesela Meyve Risalesi ne der ki? Namazı terk eder, nefsine zulmeder. Zaten burada söylüyor abi. Nefis insandır ya. İnsan evet. Kastediliyor. Evet. İşte bak bedihi bir. Biraz bak evet. Fiili şey yapalım. Evet. Yani nefis deyince aklımız hep böyle. Bir de nefis deyince hep nefse emmareye gidiyor. Oysa 7 mertebesinden bir tanesidir. Nefse emmareye, mülüme, mutmaine, razıya. Nefse nimet, Allah nefsine yemin ediyor. Bak namazı terk eder, nefsine zulmeder diyor. Yani, oysa namazı terk etmek ne kadar şeydir. Nefis ister zaten öyle. Nefis insan kastediliyor. Zaten orada ey insan dediğim zaman nefsimi murat ediyorum. Evet. Peki bu tasnifi nasıl yapabiliriz? Hani orada insan mı kastedilmiş, nefis mi? Yok, şimdi nefse emmare denmedikçe nefis
Nefis bizim bildiğimiz nefistir. Yani nefs sahibi ya, varlık sahnesine çıkmış. Ya zaten hiç alakası yok o birinci sözde. Evet, tamam. Nefs emmari ile alakası yok. Mesela 30 tane sırdan diyor Besmele'nin, evet. Ve 6'ya inmiş diyor. 6 tane kaderin esasına bakıyor. Onun için Murat çok doğru söylüyor. Birinci söze muhatap olmak çok zordur. Evet. Çok harika da şey yapmış. Ustad Gülü Kuş'tan 5-6 tane gurbete, evet, düşmüş vesaire. Şimdi adam, ben eskide televizyonun aleyhinde bulunuyordum. Televizyon her yere gitmez ki. Pikniğe gidersin, televizyondan uzaksın. Evet. Top oynarsın, televizyondan uzaksın. Arabadasın, televizyon. Şimdi bir cep telefonu çıkmış, bir melanet diyeyim. Hayrı çok az olmuş, onun için diyor. Ya televizyon mu? Her yerde beraber olmuşsun. Televizyon da orada, her yerde orada. Melanet de orada, bilmem neresi de orada. Yani şimdi niçin söyledim? Gurbet lazım, gurbet. Evet. Kurbet için. Ben aynen inanın, tövbe söylüyorum, yalan denmez hele rüyada. Bu sabah namazdan sonra uzanmıştım işte. Yorgunduk ya. Kurbet için gurbet lazım dediler. Hatta bir rüya gördüm dedim. Kime dedim ya inerilmez hemen? Bana dedi. Size mi dediniz? İndim böyle, aman unutmayın, bana hatırlatsınlar diye. Merdivenlerde indim. Ya dedim, bu akşam rüya gördüm. Hatırladınız değil mi? Evet. Dedi neydi dedi, dedim anlatırım ki tevafuk etti. Unutmuştuk sizi böyle. Hani kurbet için kurbiyet yani. Bir akrabiyet var külliyatta, bir kurbiyet var. Kurbiyet için gurbet lazım. Evet, tamam. O yüzden 6-7 tane gurbetini söylüyor. Bunlar hep yakınlaşmak içinmiş yani. Mesela televizyonlardan gurbet, cep telefonundan gurbete çıkmak lazım. Zaten bir ara abi bayağı söyle bir hadis vardı hani, bir odadan bir odaya gitmek, ya, bir hicret marazı. Evet, ve hadis bu. Evet. Günah ortamından günahsız ortamına geçmek şey mi, hicretmiş. Yani Mekke'de Medine'ye hicret etmek değil. Mesela dün de bir şey sordular, çok hoşuma gitti ya. Siz ne, bununla alakası yok da, bilmem bir şey müsaade eder misin? Yok, dersimizde münasebetler abi. Şey diyor ki, Allah Resulü'nün gölgesi düşmezmiş. Yere düşmezdi. Evet. Bu ne demektir yani, bize bunu demiş, bu bize ne getirir bu? Bu ne demektir dedi, sordu. Niye bu gölgesi düşmezmiş. Ne anlıyorsunuz? Ne getiriyor bize? Bildin ne oldu? Aa vay be, böyle bir adam varmış. O şaşkınlık var ama içerisi yok. İçerisi yok. He. İçerisi nedir? Bize bakayım nedir? Ne aklınıza geliyor? Merak ettim. Nurani nihayete kesbetmek lazım. Daha şiddetli nuraniyet olduğu için. Başka? Diğer güneşin. Bir derste bir abi mana söylemişti ki, güneşlere nim nuraniyedir. Resulullah tam nuranidir. Nim nurani olduğu için nurani bastıramıyor, gölgesini düşüremiyor. Tamam da bize ne getiriyor? Onu izah et. Bize ne getiriyor? Ümmetini bırakmaz manası olabilir mi? Sen de nuraniyet kesbedersen. Sen ne anladın bunu? Yok, şu an yok. Düşünüyorum abi ya. Şöyle bir şey hatırıma getirdi Allah. Mesela bu kainat nedir varlık? Gölgedir. Evet. Varlığın gölgesidir. Oo. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kayıp, Murat Muhammed'in Allah görünürdeyim. Nasıl ki o maddesi dişe vurmadığı gibi, madde kesif olsaydı gölgesi düşecekti. O zaman o zat kesiften, gölgeden bahsetmiyor. Hep latiften bahsediyor, asıldan bahsediyor. O hakikatin ta kendisidir demektir. Hakikat olunca gölge olmaz. Aslında. Hakikat konuşuyor. Yani gölge olan Esma'nın gölgesi, bu mevcuda cilve cemal nakış sanattır. Gölgedir. Hakikatin gölgesi nedir? Cilve cemal nakış sanattır. Allah Resulü'nün gölgesi düşmemesinin sebebi, bizdeki karşılığı, o hak söylüyor, hakikat konuşuyor, gölgeden, cilveden, cemal, ondan bahsetmiyor. Bizzati eşi, hakikatin kendisidir, söyledikleri. Öyle bakın diyor. Hakayke şey sabit etun. Evet, tamam. Şimdi bu mukaddeme oldu, bu söylediklerimiz. Yani çok güzel bir mukaddeme oldu. Yani hakikat, insanın hakikatlerden bahsediyor. Hakikatten bahsediyor. Balığın hakikati, hastalığın hakikati, küfrün hakikati değil mi? Hakikati bak, gölge değil. Evet. Mesela balığa girmiş gölge. O yüzden nur diyor abi, Risale-i Nur yani. Nur. Çok güzel. Evet. Nur, hakikat. Evet. Peki hakikatler nasıl ortaya çıkacak? Okuyoruz. Daha ziyade böyle lügat manasıyla bakılıyor. Hakikat çok anlatılmıyor. Bunu muhatabiyet için o noktaya nazarları verdik.
Peki nasıl muhatap olacağız? Yusuf Hazretleri dedi, bir kelam biliniyorsa, malum bir şey ise onu tekrar etmek abestir yani. Evet. Bu belagette bir kaide, o zaman onun bir lazımı murattır. Örnek verdik, kader, melaike değil mi? Başka bir üstadın bir cümlesine, nefsine... Mesela başka bir tane çok acayip. Evet. Ölüm, madem ölüm vardır, evet. Meyveli Salisi'nin hatırladınız mı? Evet. Ölüm vardır. Bu hakikat bedidir. Ölümün bedi olduğunu bilmeyen mi var? He? Ölüm bedihidir diyor. Hatırladın değil mi? Hatırladım abi çok. Yani niye malumu ilam ediyor? Söylüyor. Bir mana, bir hakikati murattır. Murattır. Şimdi o zaman bizim dersimiz sekerat olduğu için sekeratında bir hakikati var. Çok önemli. Günlük abi. Hayatta, hayatın her anında bu yaşanıyor abi. Sekerat yaşanıyor. Evet, yaşanıyor. Allah bakın Allah. Nasıl yaşanıyormuş. Ben de şimdi okuyunca ben de, o yüzden dedim mi, hani ders bir yere kadar gelecek, ondan sonra benim malzemem bitiyor yani. Ama noktaya nazarlar ondan sonra... Tevazi hakikati ifade etmeyi bak. Benim malzemem bitiyor, tamam diyor falan. Çünkü abi mesele şeye giriyor, şimdi göreceğiz. Mesela açık olarak, yani bu Enfis grubunun... İhtisas bir dimağa geliyor mesela. Az az. Mesela oraya bir tahta olsaydı yazacaktım. Ya gelsin. Eğer yazacaktım o tahtaya. Şimdi abi şöyle. Sekerat demek. Sekeratı ben ikiye ayırıyorum. Sekerat ne demek lügatta? Hakikaten bunu yazması lazım değil mi? Şuraya ikiye ayıracaktım ben şimdi sekeratı. Sekerat abi lügatta sarhoşluk demek. Bizim Türkçe'de bayılıyorsun yani baygınsan. Baygın olan bir insan ne yapıyor? Hiçbir şeyden haberi yok, şey yok. Duyu organları dış dünyayla münasebetler değil. Sekerat, sarhoşluk, müskir abi. Yani bir şey içmiş bu hale gelmiş. Evet. Sekerat anı da düşünün işte. Evet. Bir şey içiliyorlar o anda. Evet. Dünyadan kopuyorsun ama ahirette de değilsin. Evet. Şimdi sekeratı ikiye ayır. İnsanı ekberin sekeratı var. İnsanı asgarın sekeratı var. O da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Maddi sekerat, manevi sekerat. Mesela kainatta neşv-i nema kanunu var. Değil mi? Evet. Her şey doğar, yaşar, büyür, kemal eder. Ondan sonra zeval eder. Üstad Hazretleri abi 5. şuada şu ifadesi var. Asgar maddi manevi diye ayrılıyor. Abi ikisi de. İnsan ekber de insan asgar da. Bu ikisi de maddi ve manevi. Evet. Sekeratı yoksa böyle tasnifat yapamasak hakikat, mahiyet, suret ayıramayız birbirinden yani. Abi şu cümle önemli. Hasan abi dünyanın sekeratı ve mefti. Evet. Şurasıydı. Çok şey 5. şu. Evet. Şöyle dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet diyor. Dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet. Kıyamet. Evet. Şimdi ben dersin başlıklarını söylemedim. Şurayı unutmayalım. Bu dersin bir tarafı var ki şehitliğin de hakikati ortaya çıkacak. Şehit niye şehit olmuş? Üstadetli sekeratı tatmadığından. Sekeratı bilince vay be nasıl şehit oldu adam öyle gidiyormuş demek ki diyeceğiz yani. Evet. Mesela şehit esması bu ne demektir? Sübhaneke ya şehit talite ya şahit ecine minenler bir o da ortaya çıktı. Normalde lügatta ikisi de aynı abi şehitle şahit. İkisi de aynı ama arada fark var. Ondan sonra bunlar hep dersin içinde var. Sekerat hangi esmaya bakıyor onu da tespit ettim ben. Esması. Şimdi sekerat neymiş? Lügati itibariyle lügattan giriyoruz şimdi. Lügatta sarhoşluk demek yani. Hmm. Müskirden geliyor. Sekerat o sarhoşlukların çoğuluymuş Hasan abi. Hmm. Sekir diyoruz ya biz sekir evet. Müskir. Sarhoşluk demek ya sekerat Arapça bir ifade o sarhoşlukların çoğuluymuş. Mesela biz meyveler deriz ya biz sebzeler. Hmm. Bütün meyveler, sebzeler o ifadenin içine giriyor yani. Ama portakal dediğim zaman değil mi? Veya da kıvırcık dediğim zaman maydanoz değil mi? Müşahhas oluyor. Ama sekerat dediğin zaman o sarhoşlukların çoğuluymuş yani. Ama bir baktım da öyle diyor ehli olanlar sekerata yani. Sekerat neymiş? Sarhoşlukların çoğuluymuş yani. Şimdi bu abi sekeratın maddesel boyutu var. Maddesel boyutu şu. Hem bize bakan hem büyük insana bakan, bu bir vakit olacak yani. Bizim ruhumuz bu cesetten çıkarken
biz baygınmış gibi yani sarhoşmuş gibi olacağız yani. Bizim konumuz bu değil. Ha. Ama böyle bir şey var. Cesede tahallük eden, atama tahallük eden yani. Böyle bir şey var. Bunun bir de maneviyatı dediğimiz hakikati var. Benim nazara vermek istediğim ve mukaddemede söylemek istediğim buydu yani. Bizim dersimizin konusu bu manevi sekeratın hakikati abi. Manevi sekerat yani. O nasıl oluyor yani? Ve bunu bilince bu sefer çok mesele bu manada ortaya çıkıyor yani. Şimdi Üstad Hazretleri burada dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet diyor. Eceli ve sekeratı beraber almış. Bunun bir vakit olacak ki hatta 29. sözde orayı ben şimdi okumayayım. Üstad Hazretleri kendisi söylüyor Hasan abi. Bir vakit gelecek ki şey yaptım yerinden okuyayım ben. Şu cümleyi de söyleyeyim de abi. Şurası. Dünyanın sekeratına ayet-i Kur'an'ın işaret ettiği surete tahayyül etmek istersen bak şu kainatın eczaları dakik ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış, hafi nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirim kün emrine veya miğferinden çık hitabına mazhar olunca şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışır. Bu madde. Dünya insan ekberin sekeratı. Evet. Yıldızlar çarpışacak. Ejramlar dalgalanacak. Nihayetsiz fezai alemde milyonlar güllelere, küreler gibi büyük topların müthiş sağdaları gibi vaveleye başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek yani. Bu olacak yani. Dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamette bu olacakmış. Üstad Hazretleri bunun abi hatırlarsanız bir yerde var o ifade 40 sene süreceğini söylüyor. 1506'ya kadar galiba ne olacak? Ondan sonra değil mi? Şimdi manevisinin üzerinde duracağım ben. Bu maddesiydi. Bizim de cesede tahallük eden bir sekeratımız olacak Hasan abi. Bu ama 70 yaşında olur. Ama 40 yaşında olur. Ama 5 yaşında olur. Ama 100 yaşında olur. Böyle bir vaziyetimiz, bayıldığın gibi ruhumuz cesedimizden çıkarken böyle bir sekerat olacak yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ve kainatta da bu sekeratın olacağını söylüyor. Sayfa kaçta? Sayfa 531. Ve bunun gibi çok yer var. İşaret-i Cihaz'da da var. Vesaire Haşr Risalesi'nde de var. Birkaç yerde böyle çok müşahhas olarak o sekeratı öyle. Zaten kendisi dünyanın sekeratıyla insanın sekeratını ayrı ayrı anlatıyor abi. Çok iyi yerler var. Şimdi sekerat, lügatta sarhoşlukların çoğu oluyor abi. O zaman bizim sarhoşluk dediğimiz sekeratın bunların neler olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Ben şimdi tahta olsaydı yazacaktım. Mesela bir, derdi maişet Hasan abi. Sarhoşluk. Evet, üsadeti söylüyor. Bir, derdi maişet. İki, milliyetçilik abi. Hasan abi. Milliyetçilik şarabıyla diyor ya. Milliyetçilik sarhoşuyla. Aynı bu iki ifade de var. Ondan sonra felsefe. Derdi maişet. Milliyetçilik. Evet. Felsefe, siyaset. Mesela teknolojik gelişmeleri de söyleyebiliriz sarhoşluk abi. Peki bunlar neye sarhoşluk veriyor Hasan abi? Şimdi o yeri okuyorum ben. Şimdi şurası çok önemli. Sayfa 18, Kastamonu layıkası. Sekerat vaktinde, sekerat vakti neydi abi? Bakın cesede tahallük eden sekeratı söylemiyorum abi. Bizim konumuzu söyledim. O nazarla bakalım yani. Hani sonra dersin ortasında ya işte denmesin diye onları söyledim. Sekerat vaktinde, yani o yazdık ya şimdi abi. Şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Şimdi bu saydıklarımız var ya abi. Şey mesela derdi maişet, milliyetçilik, felsefe, siyaset, teknoloji. Çok şey var, 5-6 tane yazdım ben. Bunlar neye sarhoşluk veriyormuş abi? Aklı devre dışı bırakıyormuş. Ondan
Sekerat oluyor. İman aklın ihtiyarıyla ya. Külliyatta geçiyor. İman aklın ihtiyarıyladır. Senin aklını devlet işi bırakıp Allah'tan koparan, İslamiyet'in emir ve yasaklarından kopardığın zaman sen abi o an sekerata giriyorsun. Manevi, hani maddi sekeratta senin cesedin ölüyor diye abi. Senin maneviyatın ölüyor. Sen ruhun ölüyor. Yani maneviyat dediğimiz kalp ve ruh ölüyor. Üstad Hazretleri muhakematta abi şöyle bir cümle var. Sekeratı çok geniş bir manada kullanmış. Mesela sen manevi bir mesele için maddiyun felsefesiyle iştigal eden bir adama müracaat etsen senin Latife-i Rabbani'nin sekeratını ilan etmiş olursun diyor. Hatırladın değil mi abi? Evet, evet. Ne diyor bir de söyle. Yani sen manevi bir mesele için maddiyun bir adamla gidip iştigal etsen yani o manevi meseleyi mesela Hasan abi sen Risale'yle alakalı bir meseleyi gidip bir inşaat profesörüne sorsan Risale'yle alakası olmadığı halde. Bu senin nurculuğunun sekeratı olmuş oluyor abi. Ya. Üsaadetleri senin yani maddi yönle gidip sen meşveret etsen manevi meseleyi Latife-i Rabbani'nin sekeratını ilan etmiş olsun. O zaman sekerat şöyle oluyor o zaman abi. Asıl mesleğin yapılmasını engelleyen. Mesela berberliğin sekeratı olur, bakkallığın sekeratı olur, mühendisliğin sekeratı, her şeyin sekeratı var abi. Artık o sanatı icra edemiyorsun ya. O sanatın şeyine başka bir şey karışınca o sarhoşluk hali olmuş oluyor ya. Sekerat sarhoşlukların çoğuluydu. Yani her şeyin bir sekeratı var, her şeyin bir kıyameti var yani. Her şeyin bir eceli var abi. O zaman sekerat ne oluyor? Senin, bakın çok önemli, aklını devre dışı bırakın ya abi. O zaman, şimdi benim burada teknik bilgim çok yok. O DMA'da serbest bölge vardı ya abi. Nasıl ben içki içince, bak içkinin haramiyeti de ortaya çıkıyor. Sen sarhoş oluyorsun ya. O zaman sen dünyaya ne için gelmiştin? Allah'ı tanımak, bilmek. O devre dışı kalıyor. Asıl maksat yani. Evet, evet. Aklı devre dışı bırakıyor. Haram oluyor o zaman. Onu devre dışı bırakan şey. Evet. O zaman o serbest bölgedeki bir malzemeyle senin aklın devre dışı kaldığı için sekerat orada oluyor abi. Yani şey de denebilir. Yani aslında aklı... Bunlar ne oluyor ya? O serbest bölgede ben mesela maddiyatta çalışmak aklı devre dışı aslında bırakmaz yani. Fakat o serbest bölge denilen şeyde hani tahil ve tasavvurda oradaki ne oluyorsa artık o sarhoşluk veriyor akla yani. Ondan sonra bu sistemi devre dışı bırakır. Evet. Sistemi devre dışı bırakınca hani demin okuduk ya abi sözlerde Cenab-ı Hak sistemi kurmuş insanı ekberde o sistemden birine diyor ki çık. Şimdi maddi manevi abi sisteme girişin maneviyat noktasında basamak akıl abi. Akılla sen giremeyince sisteme dahil olamıyor. O zaman ademe düşmek, boşluğa düşmek demek. Yani bu kadar sistem var ama boşluktasın sen yani. Neden? Sarhoşluktan dolayı. Akılla giremediğin, devre dışı kaldığından dolayı. Mesela şöyleydi cümle okudum. Bir 29. sözde vardı ya. Abi İsa Aleyhisselam'ın kavmine şarap haram değilmiş yani. Bize evet. Haram mesela. Hani o zaman demek ki hani ahir zamandayız ya. Daha olay bir ciddi. Evet. Bizim sarhoş olmamamız lazım. Evet. Ama onlarda o kadar bir şey yok. Daha ilerisi var dediğinizin. Hani bu sarhoşluk hani normal aklı selbediyor ya. Bir, evet. Bir de hissi selbeden de var. Damar. Bu i̇şte, da damarlar abi. Her şeyin sekeratı var. Evet abi. İşte sekerat o sarhoşlukların çoğulu. Dedim ya mühendisliğinde sekeratı var, öğretmenliğinde sekeratı var, nurculuğunda sekeratı var. Adam nurcuyum diye sekeratta haberi yok. Diyor ki işte o ders yapıyor, bütün teveccühler ona gidiyor değil mi? Acayip bir şey. O ya halbuki bizim mesleğimizden kardeşlerin meziyetini şahsını da bileceksin. Ne zaman hillet yapacaksın, tesanüt yapacaksın, uhuvvet yapacaksın. Tam sırasıyken değil mi? Tam tersine. Sisteme dahil olacakken sistemden çıkıyor. Şöyle abi, hani şu o zaman ihlas düsturlarının zıttı, ihlassızlık demek ki sekerata sokuyor adamı. Evet. Sadakatsızlık adamı sekerata evet, sokuyor. Evet, aynen abi. Yani sekerat sarhoşluk demek yani. Sarhoşluklar. Evet. Şöyle. Sekerattan sonra da işte mevtin gelmesi. Şeyde de abi bak, maddi sekerat insanı asgari berzaha sokuyor. Manevi sekerat da
insanı berzaha sokuyor. Berzaha. Yani berzaha denilen sebeste gidiyor. Yani hususi bölgesine giriyor. Hususi dünyasına kalıyor. Berzahına giriyor. Şurası abi. Şimdi şu cümle, ben bir sorayım, bu cümleye bir şey yapalım. Fasık adam. Aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sokuşta ya eğlenceye kaçar. Şimdi iman aklın ihtiyarı dedi ya abi. Adam iman hakikatlerini düşünmek istemiyor. Namazı düşünmek istemiyor. Ahireti düşünmek istemiyor. Melaikeyi düşünmek istemiyor. Akılda bunu taciz ediyor. Bu hayat sadece buna münhasır olamaz diyor. O zaman da sarhoşluğa kaçıyormuş. Bak sadece içki olarak düşünmeyelim. Hakikatini yazdı. Görüyor musun? Evet. Sarhoşluk sekir değil miydi? Evet. Sekerat veriyordu. O eğlence nedeni diyor, sarhoşluk insanı sekerata sokuyor. Evet. Nelermiş onlar? Derdi maişet. Mesela adam anladım ya, çalışmak da ibadettir diyor. Yani o derdi maişet ona bir sarhoşluk vermiş. Aklı devlet dışı bırakmış yani. Aklı selim yok. Milliyetçilik bir sarhoşlukmuş abi, milliyetçilik. Allah Allah. Evet. Aynı zamanda damar abi, damardan da işte sarhoşluk. Damardan da morfin vurdu yani. Ona baktım. Bir şey okuyabilir miyim? Evet, buyurun. Yani. 8. sözü diyor ya, mesela bir adam güzel bir bahçede ahbapların ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendisini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip. Yani seni serbest bölge. Serbest bölge. Bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor. Bahsettiğiniz abi. Şimdi benim abi burada şu noktayı nazardan sekeratın hakikati bizim abi dimağımızda cereyan ediyor. Evet. Sen tahayyül ve tasavvurunu müsbet manada kullanmayıp akılla istenilen münasebeti kuramayınca o senin sekeratın oluyor abi. Kuramadığın şey ne var o tahayyül tasavvurda? O sarhoşluk o abi. Yani sekeratın bizim kendi alemimizdeki şeyi o. İlla içki içmesine gerek yok. Herkesin o zaman sekeratı farklı oluyor yani. Peki sekerat olmadan şeytan gelebiliyor mu? Ancak mühim bir vesvese veriyor. Bizzat karşına çıktığı an dindeki bu ifadedir. Sekeratta, maddi sekerat olduğu zaman şeytan resmen böyle şeklen çıkacak. Evet. Şimdi dersimizin bir başlığı evet. Abi. O zaman bunun dimada neresidir? Sekerat arkadaşlar serbest bölgede oluyor. Çünkü direkt şeytan müdahale edebildiği taakkul değildir. Tahayyül ve tasavvurdadır. Evet. Sekerat orada olanı da anlatıyor zaten. Evet. Dersimizin bir başlığı şu abi. Sekerat vaktinde şeytanı da görüyorsan meleki de görebilirsin. Melek de gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle bir daha okuyorum şu cümleyi. Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip, bakın o maddi sekerat o ayrı bir konu. Hakikaten oluyor yani. Evet. Rivayetlerde elinde suyla gelir diyor. Başka bir surette gelir diyor. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölüyorsan öyle gidiyorsun. Gafiyet suyu bir yerde. Şimdi bak çok ilginç. Bir daha abi. Bakın çok o maddesel sekeratı söylemiyorum. Evet. Bak altını çiziyorum. Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verir. Şimdi şöyle abi. Sekerat vakti neydi? Yazdık bak onları. Sarhoşlukta. O an şeytan yapıyormuş abi ona. Derdi maişeti. Evet. Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Bir rivayette ben okudum onu. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sekerat şeytanın insana en yakın olduğu an sekerat vaktiymiş abi. En yakın olduğu an. Bak burada diyor. O sekerat vaktinde diyor. Aklı kullanmanı engelliyor. O engelliyormuş yani. Şimdi şeytan bize uzaktayken neler yaptırıyor? Yakındayken ne yaptırır maddesel sekeratta? Duvar attırır. Evet. Süleyman. Bak uzaktayken seni ne kadar uzaklaştırıyor? Günah işlettiriyor değil mi? Peki yakındayken ne yapar? Çok. O yüzden peki sekerat vaktinde aklıma şüphe verip beni yoldan çıkarmamız için ne yapmam lazım? Diyor ki senin imanın akılda durmaması lazım. Bütün letaiflere sirayet etmesi lazım. O zaman bir şey yapamıyor. Geldi sana dedi ki mesela Hasan abi ahiret yok. Sen gülersin bu şekilde değil mi? Gülersin tabii. Niye? Damarlara sirayet etmiş hemen tak 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 delilleri söylersin yani. Evet. Müdahale edemiyor bak damarlara sirayet etmiş. Evet.
Ama letaife sirayet etmiş. Diğer letaife. Yani akılda durmuyor sadece. Evet. Ama sirayet etmediği zaman akılda dursa evet. İşin zor yani. Bak maddesel sekeratı da böyle düşünelim. Manevi şu andaki alem-i şahadeki vaziyetimizi de düşün. Yani sekerat senin aklını devre dışı bırakıp akılla sisteme dahil oluyor ya, Cenab-ı Hakk'ın görmesini istediğimiz, tanımak, bilmek, ibadet, o sisteme akılla dahil oluyorsun ya. Onunla dahil olamadığın sistemin haricinde kalıyorsun ya. O sarhoşlukmuş o dahil olamamanın sebebi yani. Sekeratın çoğuluyum. Sekerattay mısın sen zaten? Yaşamıyorsun ki sen zaten. Hasan abi. Berzahtasın yani. Ölüyorsun. Yaşamıyorsun yani sen. Zaten sekerattasın. Ha, maddesel olarak ölmedin. Meyyit-i müteharrik olmuş oldu yani. Peygamberimizin hadisini zikretip de söyler misin? Şeytanın insana en yakın olduğu yer sekerat var demiş. Dur burada. Tersini düşün mefhumu. Şeytanın insana en yakın olduğu an sekerat halimiş. Kişinin kendisinden en çok, şeytandan en çok uzak olduğu an neresidir? Uyanık olduğu zaman. Namazda secde anıdır. Kişi Rabbine en yakın olduğu an, şeytandan en uzak olduğu an secde anıdır. Namaz hayatın kendi haritası ya. Bak ne demiş Peygamberimiz? En yakın olduğu an. Yani şeytan en yakın olduğu, peki huzur nedir? Huzur, şeytandan, biz kendimizden en çok uzak olduğu andır. Bu da secdede oluyor. Onun için secdeye ne demiş? diyor ki kıblesi ne diyor hadiste? Kıblesi para olacak. Kıbletukum nisaikum, dinukum dinarikum, kıbletukum nisaikum. Dinukum, dinleri para olacak, kıblesi kadın olacak. Şimdi kişinin en yakın olduğu an şeytanın? Şeytanın sekeratlar. En uzak olduğu an huzur anıdır. Evet doğru. Huzurdur o zaman. Sekeratın en çok öldüğü yer secdedir. Evet. En çok olduğu yer de orasıdır. Şimdi şeytanı sekerata, yani o sekeratın mimarı diyeyim abi. Evet. Şeytanmış yani. Allah Allah. Bak cümleyi okudum. Sekerat vakti şeytan vesvesesiyle akla şüpheler veriyor. Heh, o an sekerat. O an sekeratmış. Yani senin aklının devre dışı kaldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kainatı göremiyorsun ya. Bu bir sarhoşluk sebebiymiş. Sekerat oymuş yani. O zaman sen sekeratta şeytanı görebildiğin gibi abi melaikeyi de görebilirim. Bak okuyorum şimdi. Biz de Seyda lakabıyla meşhur bir veliazim sekerattayken Ervah-ı Evliya'nın kabzına müekkel Melekül Mevt gelmiş. Seyda bağırarak demiş ki ben talebi oğlumu çok sevdiğim için talebi oğlumun kabz-ı ervahına müekkel mahsus taife ruhumu kabzetsin diye dergah-ı ilahiyeye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. Yani sekerat vaktinde hakikaten maddi sekerat bu. Adam uyanık. Manevi sekeratı yok Hasan abi. Yani derdi maişeti yok, felsefesi yok, siyaseti yok. O zaman neyse yani. O sarhoşluklar olmadığı için o maddesel sekeratta canlı yani. Hepten ayan var. Evet, evet. Ama tabii ki hani peygamberimiz de sekeratı yani ruhun cesetten çıkış anında bir debelenme olur yani. Bu mevzu değil yani. O tabii ki olacak yani. Öyle olmasa adetullah'a zıt yani. Ama biz genel manada sekeratı o biliyoruz yani. O değil. Bu dersin şeyi oydu. Şimdi o bu da sekeratta, maddesel sekeratta ama abi bu sarhoşluklar olmadığı için değil mi? O zaman ne oldu? Canlı bakmış ki Azrail gelmiş ama bu sen git. Yani sen de sen git demiş yani. Şu taife gelsin yani. Ve görüyor. Yani şeytan da geliyor. Sekerata nasıl hakim? Evet. Bak huzuru o kadar fazla ki sekeratı kendisi yönetiyor. Çok güzel. Huzur sekeratı yönetiyor. Sekerata girdi. İstemiyorum diyor. Oysa hiçbir şey talep edemez o anda. Atına biniyor. Bu kendi varlığına haberi olmaması lazım. Kılıncını çekmiş. Olmaması lazım. Huzur sekeratı ortadan kaldırıyor. Öyle büyük zatlara abi şeytan sekeratta başka bir surette de görüyor.
Ben seni tanıdım diyor, kandıramazsın beni diye. Okudum ben, bir kitapta okudum yani. Böyle evliya şeyini anlatıyor abi müşahedelerle. Sekerat da gelmiş, beni kandıramazsın diye. Bir vakit gelmiş mesela sokak ortasında. Demiş, onu bir korkutayım ben. Demiş, beni korkutamazsın demiş yani. Allah. Yani hakim yani abi. Sarhoşluğu yok ya sen abi. O zaman işte şehit o zaman oluyor da sekeratı yönettiği anda... Evet, şimdi geliyorum abi oraya. Evet, dersin evet. Bir başıydı o. Evet. Şimdi o zaman şöyle de oluyor. Yani dersin o kadar çok hakikatler çok içinde. Evet. Bak bir daha söyleyeyim. Dinin ve Risale'nin anlattığı hepsi, her şey abi bizzat canlı yaşanıyor yani. Hayat. Evet. Burada inkişaf etmeyen, neşvelama bulmayan, imbisat etmeyen bir şeyin ahirette karşılığı yok yani. Olmaz yani. Bizzat var ya. Yani. Devam ediyor. Evet. Bak bu ne yaptı şimdi okuduğumuz yerde sekeratta melek geldi değil mi? Dedi sen ya Rabbi bu gitsin dedi. Öteki geldi. Bu bak ama dışarıdan baktığın zaman değil mi? Dışarıdan bakıyorsun. Cesediyle bir debelenme oluyor ya. O değil. Demek ki sekeratın cereyan ettiği bir yer var. Abi. Ya. Şimdi şeye geliyorum ben Hasan abi. Hı. Şeyde girdik ya abi. Akla şüpheler veriyor dediğine göre o zaman şeyin olduğu yer tahakkül mertebesi mi daha çok? Evet. Sekeratın olduğu an. Ya zaten bunu devre dışı bırakıyor. Kastamonu da söyledi ya. Vehim ve vesvesesiyle. Yok şey diyor vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüt ediyor. O kadar. Vehim ve vesvese olduğu yer işte mesela serbest bölge. Akla şüpheler verip tereddüte düşürebilir. Tereddüt de aklın verisi değil midir? Bir alt tereddüt aşağıda. Aşağıda diyor. Evet. Düşürebilir ifade. Düşürebilir. Akla aşağı düşürür. Tereddüt ve şey ne diyor? Akla şüpheler verip tereddüte düşürebilir. Tereddüt dedi. Tereddüt şey değildi ya. Tasavvurdaydı ya. Tasavvurdaydı. Evet oraya düşürüyor. Mektubat 474. Yani sekerat tahakkülde oluyor o zaman. Sekerat serbest bölgede oluyor. Hmm. Eğer sekerat sana hakimse serbest bölgedesin. Orada debeleniyorsun. Zor. Gelecek o galiba zannediyorum. Şimdi. Akla veremediği zaman sekerat yönetiyorsan ki bu Seyda gibi ata biniyor, talep ediyor, kılıncını çekiyor. Bu adam serbest bölgeyi geçmiş. Susu dünyayı geçmiş. Onlar ne yapıyor? Akılla onu yönetiyor. O da ancak huzurla bu huzuru yakalamışsa hazırdır Rabbi. Hazır olanın zaten huzuru var. Huzur olanın hazırı var. O zaman o artık şey yapmıyor. Teris oluyor. Şimdi sekerat vaktinde bir, şeytan zaten olayın kendisine müdahil. Şeytan. Melek de. Meleği ikisini de görebilirsin. İkisi de nettir. Serbest bölge hatırlar mısınız? Bir sol tarafta şeytan atıyor. Sağ tarafta melek atıyor. Evet. İkisi de nettir sekerat anında. İkisi de gözüküyor. Bir daha bir şey çok teknik. Keşfel kubur. Mesela sekeratta müşahede etmiş. 40 vefiyattan biri kurtarmış. Keşfel kubur olmanın da şeyi tahib-i tasavvura sahip olmak. Ya evet. Serbest bölge hakim olan sekeratı yöneten. Adam bak Seyda sekeratı yönetiyor. Ben şimdi mesela buradan bir şey izliyorum ya abi. Mesela diyelim ki buradan Rize'yi izliyorum. Buradayım bak. Balıkesir'deyim. Değil mi? Hı hı. Şimdi sen eğer hakikaten hiçbir sarhoşluğun yok. Hep huzur var. Yani sen artık hani meftayı aşağı koydun ya abi. Onu seyrediyorsun yani. Seyrediyorsun. Evet bunun nedeni tahayyülü artık hiçbir sarhoşluk yok yani. Hiçbir takıntın şeyin yok. Onu görüyorsun yani. Bakalım ne diyecek yani. Ben nasıl görüyorum şimdi kuş, elma, armut da mesafeyi. Buradan Rize'yi görüyorum bak. Hı. Eğer hakikaten sarhoşluğun yoksa belli bir mertebede sen meftayı koydukları zaman ne diyecek görebilirsin yani. Evet. Alemi gaybe karşı açılmış penceredir diyor ya. Evet. Siz de müşahede diyorsunuz. O da vicdanda zaten. Yani oraya geçen kabri görür. Yani bir, şeytan müdahil sekeratta. İki, melaike görür. Üç, keşfel kubur olabiliyorsun. Şimdi 474 mektubat. Şehit kendini hay bilir. Çok ilginç bir yer şimdi. Evet. Şurası çok önemli abi. Feda ettiği hayatı sekeratı tatmadığında gayrı munkati yani munkati kesilmemiş. Kesilmemiş. Ve bakiyi görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. Şehit kendini hay biliyor ya.
Şimdi bir maddi şeyi de düşünelim. Üstadımızın verdiği misal, hani okuyayım orayı da uzun olması için, uzun olmadığı için olmasın diye. Şimdi ben cephedeyim, düşman geliyor ya sen abi. Böyle her an bir kurşun gelebilir, her an sağdan soldan bir ok gelebilir değil mi? Allah için nöbet tutuyorum, din, vatan için değil mi? Ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için. Tak bir kurşun geldi, gittim ben. Değil mi? Ben şehit oldum abi. Hatta Hüsa Hazretleri abi, Asar-ı Bediye'de şu sual sorulmuş. Mesela ibadetlerinde gevşek olan, mesela bu zaman namazı olmayan bir genç, askere gitse, ölse, şehit olur mu? Hüsa Hazretleri diyor ki, zıttına delil yoksa olur diyor. Yani bugün de ne şehitlik kardeşim, din min yok. Böyle derse bu olmaz. Ama o iman var onda. Ama ibadetlerinde gevşek. O kurşun yemese ona basamak oluyormuş abi. Yani birden onu velayet mertebesine çıkarıyormuş. Kefaret mi? Evet. Zıttına delil olmasın yeter diyor onun hayatında. Yani kaf imansızlığına dair bir delil yoksa. Evet. Yani imanın zıttı yoksa. O da imanın ölçüsü de öyleydi değil mi? Yani, evet. Yani o kurşunu yemesi onu şehadet mertebesine çıkarıyor abi. O da ölçü. Mesela imansız mı değil mi? İmansızlığına, imanlığına delil aramıyorsun. Evet. Çok ilginçtir. La ilahe illallah burada da kullanıyorsun. İmanlı olup olmadığını anlamak istiyorsan, imanlı olduğuna delil aramıyorsun. Çünkü o çok geniştir. İmansızlığına delil arıyorsun. İmansız değilse otomatik imanlıdır. Fetret de bundandır. Fetret niye cennete gider? İmansız değil de ondan. Ya imanlı demedik. İmansız değilse otomatik imansız. Sekeratı tatmadığından diyor. Ya. Şimdi ben kurşunu yedim ya gittim hemen değil mi? Bakın ben nispeti sistemle irtibatı koparmadım ben. Hayat hiç kopmamış. Evet sistemde dahil yani. Enfus affak hayat aynı olmuş. Yani buradaki şey abi cesede bakan sekerat değil bu söylediği. Kendi aleminde tahayyül, tasavvur, tahakkul o sistem çalışıyor. Hiç kopmamış. Allah için yaşıyor o hareketi yapıyor yani. Sarhoşluğu yok. Demin saydıklarımız abi. Derdi maişeti yok. Hiçbir şey yok. Direkt diyor ben kurşuna gitsem cennete gideceğim. Bir de şehit olacağını. Nispeti koparmadığı için evet sekeratı tatmadığından sarhoşlukları olmadığından abi şehit oluyor yani. O yüzden bağlantı kesilmemiş hiç. Hüsa Hazretleri hafızalı abi şehit oldu diyor değil mi? Binbaşı Asım şehit oldu. Mesela Halid bin Velid yatağında ölmüş. Şehit olmuş değil mi? Şehit olmuş. Peki nasıl oluyor? Yatağında ölen nasıl şehit oluyor? Sarhoşluğu yok abi. Sistem tıkır tıkır çalışıyor. Gayrı münkati. Yani kesilmemiş sistem. Asıldan kopmamış. Evet. Gayrı münkati yani kesilme. Sarhoş, sekeratı yok. Hiç yok. Sekeratı, yani buradaki sekerat ruhun cesetten çıkması değil. Tabii ki debelenmiş, kurşunu yemiş, can verdi ki o değil. Peki söylemek istediği ne? Diyor ki sarhoşluğu yok adamın. Hemen kurşunu yemiş zaten gidecek. Giderken sarhoş gitmemiş yani. Hakikatiyle hiç kopmamış. Uydudan kopmamış bu bağlantısı. Evet. Sekeratı tatmadığından mesela Hafız Ali abi hapishanede vefat etmiş. Diğer binbaşı Asım sorguda vefat etmiş. Şehit olmuş yani. Nasıl şehit olmuş? İstikamet şehidi mi? Evet. Yani sekeratı tatmamış. Sarhoşluğu yok yani. Sarhoşluğu olmayan şehit olur. Evet. Öyle mi? Yani şehitliğine delil aramıyorsun yani. Şimdi abi o zaman şöyle de bir şey çıktı. Bak. Bunları tahtaya yazsın. La ilahe illallah. La ilahe ise illallah oluyor. Yani mümin midir? Kafir değilse. Midir? Değilse. Mesela evet. Abi siz şu vaziyette gidin şehit oluyorsun. Buradakiler şu anda şehit oluyoruz yani. Niye? Mesela secde anında gidin. Şehit, sarhoş değiliz yani. Bizzat sistemin dahiliz. Sistemin içinde istenileni yapıyoruz yani. O zaman şehit esmasına masalıyoruz. O zaman şehit esması neymiş? Sistem mesela Allah şehitmiş abi. Normalde bir avama sorsan tövbe estağfurullah çıktı mı? Avama şehit olur. Ama şimdi neymiş şehit? Allah hani sistemi yaratmış, bir saray yaratmış ya. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemalini kemalini görüyor abi. Şehit oymuş yani. O insan ise o sistemi gayrın nazarıyla bakıyor. Sistemden kopmuyor ya. Şahit mesela yağmur yağıyor. Ben şahidim ki Allah'ın değil mi? Yağmur yağıyor. Rahmeti gözüküyor. Peki şehit ne? Sen o irtibatı koparmıyorsun. Bizzat onu yaşıyorsun yani. Mesela Hafız Ali abi iman hakikatlerini yaşarken değil mi?
Abi diğer abiler mesela binbaşı Asım. O zaman abi şunu bilirsek net olarak şunu göreceğiz şimdi. Bak şehidin hakikati neymiş? Sayfa 493. Evet. Fazileti amal ve sevabı efal ve fazileti uhreviye cihetinde sahabelere yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mağuf bir mevkide bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir. Evet. Ve bir dakikada bir kurşunu yemekle en ekan 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Adam gafilane gitti askere, imanı var, vuruldu, veli oluyor değil mi? Şehit oluyor. Aynen öyle de. Sahabelerin tesisi İslamiyet'te bir ve neşri ahkamı Kur'an'da hizmetleri iki ve İslamiyet için bütün dünyaya İran'a harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki sahabelerin bütün dakikaları o hizmeti kutsiyede 3 abi 3 tane saydı. O şehit olan neferin dakikası gibidir. Şimdi şehit vuruldu, şehit oldu ya. Sahabelerin bütün dakikaları şehit olan neferin dakikası gibiymiş. Peki sahabeler ne yapmış? Abi 3'ü. Neymiş onlar? Tesisi İslamiyet. Neşri ahkamı Kur'an'da hizmet etmek. 3. İslamiyet için bütün dünyaya İran'a harp etmek. Şehidin hakikati buymuş abi. Allah. Evet. Bu üçüymüş. Sayfa 493. Onun bir şey 493 abi. Yazalım. Sözler. Sözler 493. Tahta olsaydı yazardım da yazamadık işte. 493. Evet. Şehidin hakikati abi. O zaman şimdi şehidin de kendi arasında mertebeleri var Hasan abi. Ben Dehri Hoca'ya sormuştum bir vakit de dedi. Hani mesela suda boğulmak değil mi? Külliyatta geçen yanarak ölmek. Değerli Hoca 54 tane var demişti fıkıhta. O manada şehit yani. Ama en efendim mertebeli, en yükseği burada saymış olduğu bu. İlla cephede ölmene gerek yok abi. Zaten cephenin kendisindesin yani. Bu üçüyle. Her yer senin için cephe yani. İslamiyet'in esas ve düsturlarını orada yerleştirmek, Kur'an'ın hükümleri için hizmet etmek, onları uygulamak, dünyaya bunları duyurmak. Şehit olan neferin dakikası gibiymiş bu abi. Şimdi o zaman ne oluyor? Sarhoşluk dediğimiz demin yazdık ya. Bunların hiçbiri bu vasıfların uğramadığı için abi. Kur'an'a hizmet ediyorsun, tesis-i İslamiyet var değil mi? Dünyaya duyurmaya çalışıyorsun. O yazdığımız sarhoşluklar sana vurmuyor hiç yani. O zaman senin ömrünün bütün dakikaları şehit olan neferin dakikası gibi. Ve sen ölünce şehit oluyorsun yani. Şehidin hakikati bu. Neymiş? Bu üçüymüş yani. Bir okusana o üçünü. Öyle de sahabelerin tesisi İslamiyet'te ve neşri ahkamı Kur'an'ı'da hizmetlere ve İslamiyet için bütün dünyaya ilan etmeleri, İran'ı harp etmeleri o kadar yüksektir ki, evet, bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Çok acayip ya. Hatta denilebilir ki, bak diyorum ki diyor, bütün dakikaları o hizmet-i kutsiyede şehit olan neferin dakikası gibidir. Bizim mesleğimiz sahabe mesleği. O zaman abi şehit, yani Allah şehittir dediğimiz zaman Allah bizzat sistemin içerisinde, sistemden kopmamış yani. Yani Allah'ın sisteminde sekir yok. Evet. Bu kadar. Evet. Hiç yani Allah insan... şehittir dediğimiz zaman Allah bizzat sistemin içerisinde efendim bütün esma-i hüsnasıyla hayrı da yaratan o, şerri de yaratan o, sistemden şehit o. Bize bakan şehit ne? Uyur. Sistemden seni atacak sarhoşlukların, sekerat dediğimiz o sarhoşluklar, derdi, maişetli vesaire vesaire. Ondan sonra uğramayınca sen de o esmaya mazhar oluyorsun. Şehit esmasına mazhar oluyor. İlla cephede ölmene gerek yok maddi cephede. Hayatın her anı bu üç tane vasıf için bir cephe yani. Bir de şehit kendini hay bilir diyor ya. Evet. Hayatta bilir demiyor. Hay bilir diyor. Orada da sanki böyle hay ismine bir mazhariyet var gibi. Orada o tecelli ediyor. Hiç kopukluk olmadan direkt hakikate geçiyor. Evet. Hayır. Diyebiliriz yani. Abi bu rivayette var ya. Bazı peygamberler şimdi diyor. O şehitlere böyle gıptayla bakacak. Evet. Bu nasıl oluyor peki? Yani şimdi bir rivayette abi. Yine bir hadiste okudum ben. Abdülkadir. Mesela buradan herkes öldü. Ahirete gitti. Tekrardan geri döner misin? Kimse dönmek istemiyor. Bir kişi geri dönmek istiyor. Şehit.
Ya beni gönder dünyaya. 10 kere ölmek istiyormuş yani. Bir daha öleyim, bir daha öleyim, bir daha öleyim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ona karşı şeyini görmüş. İlgisini, alakasını. Niye sarhoşluk ona vurmamış? Allah bu sistemi yaratmış ya. Sistemi abasiyet etmemiş. Küfür zaten neydi? Değil mi abi? Abasiyete intikal ediyor. Her şey manasız, karanlık, değil mi? Yetim, bedbin, değil mi? Hiç öyle yapmamış şehit yani. Peki peygamberler? İşte o da büyük bir mertebe yani. Yok hani peygamber şehide kapıda şey, bakıyor. Şehide üstün ama yani. Şehide şehitliği gösteren. Üstün. Evet. Peygamber makam ayrısı. Bir daha bir hadis daha var ya hani kanının ilk damlası yere düştüğü zaman bilmem kaç tane biriyle evlendirilir diye. Huri de sanki tahayyüle bakıyor gibi. Tahayyül temiz olduğu zaman yani o hani harama nazar etmedin. Tahayyülüm tertemiz. Biz biraz huri çalışması yaptık da sanki tahayyüle bakıyor gibi. Evet. Nazarının temizliğiyle alakalı gibi. Güzel. Abi hepsi nereye vursan hikmettir ya. Niye dedin? Şimdi o zaman şehit hangi esma mı? Cenab-ı Hakk'ın şehit esması var. Biz insanın şehit olması varmış yani. Peki nasıl şehit oluyor insan? Bu üçüyle. Yani abi şu sorunun cevabını vermiş oluyorsunuz. Ben niye sahabe zamanında yaşamadım? Evet. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında cepheye gitseydim. Eğer ki sen Meclis-i İslamiyet'e ve Neşr-i Ahkam-ı Kur'an'ı da hizmetlerin olsa ve İslamiyet için bütün dünyaya ilan harp edersen aynı kanunla sen de şehit oluyorsun. Tabi bunu şimdi yani dersin başında o mukaddemeyi onun için yaptık. Evet, ya nasıl oluyor biz öyle bilmiyorduk falan filan. Böyle yani meselenin hakikati var. Zaten şey var ya talebe-i ulum şehit olması işte bu üçünden oluyor. Şeydi diyor ya insanların şakitleri manevi alimlikten sayılabilirler diyor mesela. Sekerat vardır. Kanı gibidir. Ulemanın şey mürekkebi. Bir de ölsem birçok kez hani şimdi, şu dersin. Bir teneffüs edelim de bir şey anlatayım da biraz hayret edelim abi ya. Yok anlat işte onu. Şimdi bir rivayete göre bunu bir yaşlı bir abi anlattı da ben yaşlı bir bey bayağı var yani 70 yaşında falan var. Ben kaynak sordum. Kaynağı sorma lezzetlen dedi bana. Hani bazen size de oluyor ya kaynak ne dedi bunu neye göre söylüyorsun? Ya sen lezzetle bırak dedi kaynağı. Şimdi dedi ki bir gün Hazreti Ali ile belki müşahede etmiş adam manevi alemde. Şimdi diyor, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ali abi konuşuyorlarmış. Peygamberin diyor ki ahir zamanda o kadar çok böyle sofralar kuracak Müslümanlar böyle yemekler yiyecekler şey yapacaklar ki böyle Hazreti Ali şaşırmış böyle o kadar çeşit yemek olacak yani. Peki Hazreti Ali böyle bir şaşkın bir ifadeyle demişler ki ya Resulallah onlar peki namaz kılacaklar mı demiş. Peygamber demiş ki onlar demiş senin ismin anıldığı zaman radıyallahu an diyecekler demiş. Hazreti Ali demiş ki helal olsun onlara. Abi çok lezzetli. Demiş helal olsun onlara. Öyle demiş yani. Kesin kaynağı yoktur abi bunu. Bir yerde de anlatıyor. Şeyde aynı şey benim başıma geldi ama böyle telaffuz edemedim. Allah razı olsun o zaman. Kaynağını sorma lezzetlen. Başıma geçmiş bir hadiseyi anlatayım. Ashab-ı Suffa var ya Ashab-ı Suffa, Peygamber Aleyhisselam'ın bekar şeyi, fedai kadrosu. Enfusi şey yapıyorlarmış, ders. Kendi aralarında, müzakere. Ondan sonra... Tabi enfus olunca mülkün tamamı şeyinden hepsine çıkmışlar. O anda kapı çalınıyor. Bir tanesi, ondan sonra kim o deniliyor? Yani alınmayacağına, bu mağaranın dışında olan alınırsa orayı bozuyor. Onun için enfosu kampısından herkesi almıyoruz. Evet. Yani bir dalgası işte anlayışı bir şey bozuyor adamı. Ondan sonra kim o dedi? Ben dedi Hazreti Ali yani oğlu neydi onunla anılıyor. Ebul Hasan. Ebul Hasan dedi. Açmadılar. Sonra ben Ali Haydar dedi. Bir daha vuruyor, açmadılar. Üçüncü kez diyor ki, ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali'yim diyor. Ali Murtaza. Açmadılar. Gidiyor peygambere diyor ki, bana diyor, şey açmadılar diyor, kapıyı açmadılar diyor senin taliben. O da böyle bir nazar ediyor. Gidiyor Hazreti Ali tekrar kapıyı şey yapıyor ama bir şey demiyor nazar ediyor. Kapıyı çalınca kim o diyor? Diyorlar. Hiç diyor.
kapıyı açıyorlar. Allah. Buraya unvan ile giremez diyorlar. Nerede yazıyor dedi. Öyle. Dedim ki, aynı öyle. Ya sen bundan zevk al ya. Yani tiyatral şey olarak. Şimdi bununla alakalı bir noktaya nazar abi. Şimdi mesela 19. mektupta bu ilahiyatçılar 19. mektuptaki hadislerin bir kısmına itiraz ediyor Hasan abi. Niye itiraz ediyor? Adam diyor ki ya hadis kriterlerine göre bu hadis geçmiyor yani veyahut da çok zayıf yani. Bunu kabullenemiyor. Abi şöyle Üsa Hazretleri iki tane ifade kullanıyor 19. mektup. Eğer burada durab şey ha, bitiriyorum hemen bitiriyorum. Ha, çünkü cuma ha, cuma tamam. Oldu mu olacak mı? 13 dakika 12 defa. Ha şöyle hemen bitiriyorum. Ha. Mesela eğer rivayet etmiş olduğu hadisin senedi varsa aynen şu cümle var. Nakli sayıyı kat'i ile diyor. Aynen bu cümle var. Nakli sayıyı kat'i ile. Eğer senedi yoksa bakın diyor ki ferman etmiş ki diyor abi. O ferman etmiş ki onun kendi aliminde müşahidesi olur. Bizzat peygamberimiş ona söylemiş olabilir. İtiraz edilen onlar abi. Ferman etmiş ki itiraz ediyorlar. Orada yani. Ferman etmiş ki itiraz ediliyor yani. Yani ama o kütübü sitteye uyuyor. Ondan sonra diğer sisteme uyuyor. Evet. Uyuyor. Yani ilahiyatçıların sistemine uyuyor. O zaman nakli sayıyı kat'i ile diyor. Evet. Öteki türlü ferman etmiş ki diyor. Belki misal Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona temessül etti. Çünkü çok öyle evliya var. Onunla görüşüyor. Bu hadis bilirini soruyor yani. Evet. Bunu tabii bir sürü tetebat etmişiz. Bir sürü insandan ders dinlemişiz. Evet. Kafamızda Allah karman karışık yani. Nereden bileceğim ben bunun senetini işte böyle. Şimdi bunu mesela toparlıyorum. Evet. Dersimizin konusu evet. Sekerat'tı. Sekerat'ı ikiye ayırdık. İnsan-ı Ekber'in sekeratı, insan-ı Asgar'ın sekeratı. O da maddi manevi ikiye ayırdık. Üzerinde durduğumuz bizim manevi sekeratı hakikatiydi. O sekeratta neymiş? Sarhoşlukları demekmiş sekerat. Sarhoşlukların çoğuluymuş. Bu zamanda o sarhoşluklar nelermiş? İşte üstadım da ifade. Milliyetçilik, derdi maişet, siyaset, felsefe, teknolojik gelişmeler, aklı devredileşi bırakınca orası o zaman sekeratmış abi. Evet. Yani. Şehit nasıl şehit oluyormuş? Sekeratı tatmıyormuş. Yani bir sarhoşluğu yok. Direkt geldiği gibi gidiyor yani. Gayrı münkate. Yani sistemle irtibatı kopmamış sarhoşlukla beraber. Şehit oymuş yani. Peki hakikatta şehidin şey neydi daha böyle bir ince 493'ten okuduk. 3 taneydi. Tesis-i İslamiyet'te bulunmak, neşri ahkam-ı Kur'an'da hizmet etmek, efendim, İslamiyet için bütün dünya İran'a harp etmek. Şehidin hakikati buymuş yani. Şehit hangi esma? Şehit esması. Sekerat hangi esma? Onu da söyleyeyim. O da ecel abi. Cenab-ı Hak Cevşen'de var ya ecel. Sekerat? Sekerat ecel esması abi. Ya ecel, ya ebed, ya ezel diye bir bölüm var ya. Herhalde 90. bölüm. Ecel abi. Esması. Evet, ecel abi. Böyle bir esma mı varmış? Evet, ya ecel diye. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Ben yapayım ama sen bakayım. Ne kadar gösteriyor? Tamam mı? Şimdi o imanın mertebesini tahayyül. Onu ben bir göstereyim çiftini, şey genelini. Evet. Bak bunu zaten bilen insanlarsınız. Evet. Tazeleyelim. Gerçi hava çok sıcak. Birinci dersi yaptık. Onun rehaveti var. Evet. Sen geç, sen geri gel. Sen geç. Sen yap. O yapsın. İşe yarasın. Şimdi o da var yani. Kendinizi zorluyorsunuz ama hissediyorum. Cuma'ya hava da sıcak. Birinci ders o heyecanımız. Bir şey yok. Biraz mesela bir saat 20 dakika ders oldu ilk ders. Konuyu biraz aslında hani tekrar olunca hani o gibi. Tekrarı gibi olunca rehavet başladı ama değil şu anda. Birinci diyor, yeni de değil de şöyle değil. Birinci dersi kullanacağız şimdi. Eğer toparlarsak çünkü hava hem sıcak hem cuma hem de 30'un üzerinde galiba sıcaklık. Birinci dersin şeyi, şu anda ben biraz daha büyütebilirim belki. Şunu biraz daha büyüteyim. Bak bakayım ekranda nasıl gözüküyor.
Çok az daha küçük. Çok az bir küçülsen abi. 14 biraz daha küçük. 12. İyi, gayet iyi. Tamam. Biraz sağ taraf okunmuyor ama şimdi birinci dersi yani tekrar değil. Şimdi uygulaması olacak. Ha güzel. İyi ki açtın. Tamam. Onu da bitirsin de oraya pet şişesini koy kardeş. Yok klima açtı. Klima açtı abi. Klima açtı abi. Klima açıldı. Açıldı mı? Evet, kapatalım. Tamam. Eyvallah. Toparlanırsanız, rahat oturursanız ben de rahat ediyorum. Zihnim dağılmayacak. Yapılacak şeyler var mı başka? Tamam, bitti abi. Böyle, şimdi dağınık olursa zihin dağılıyor. Evet. Dikkat vermek lazım. Bunun mehrin bedeli, dikkat. Şimdi birinci dersin tekrarı değil. Birinci dersi buna malzeme yapacağız. Neye benziyor? O doktorun bilir. Üniversitede o dersleri alıyorsun ama ameliyata girdin mi? Bir de sırtına yük bindi mi hastanede? O zaman işte oluyor. O bilgi neymiş? O teorik olarak aldığın hastanedeki bilgi bizzat servistesin. Ha? Bizim meslekte de öyleydi. Şimdi hazırız değil mi? Evet. Bak. Şimdi dimağda meratip var. Dimağda mertebe var. Dima, tahayyül, tasavvur, taakul akıl, tasdik, iki taraf. Bu zındık tarafı, bak felsefe görüyor musunuz? Şu da nübüvvet tarafı, tasdik. Ondan sonra iki tarafta izan var. Bu vicdana buradan iniyor. Bunun vicdansız. Böyle iltizam, itikad, dima bitiyor. Bu küfür tarafı, bu iman tarafı. Burada da şey onların yok. Yani bitiyor. Akıl burada kardeş. Bir taraf taakkul. Tefekkür öne çıkarttı burada. Akıl yani. Aklın fiili haline taakkul denilir. Hayalin fiili haline tahayyül denilir. Düşüncelerin eylemsel hali, fiili haline tasavvur denilir. İlmin fiili haline tasdik denilir. Yoksa malumat dışı oluyor. Şimdi onu da soruyorlar da taakkulle akıl ne farkı var diye. Akıl gider gelir, küçülür, büyülür. Bizim elimizde değildir. Taakkul ise sistem adıdır. Sistemin adıdır. Hayal büyür, küçülür, doğru yanlış olur ama sistem tahayyüldür. Şimdi dedi ki Murat. Ben oraya geçeyim ha. Ben bu derse çalışmadım ama verdiğim malzemelerle. Evet, oraya kadar buraya kadar. Ben yeterim abi. Tamam, oraya kadar. Bundan sonra da ben şey yapayım, beraber yapalım. Şimdi Sekerat İmam Rabbani bir sözüyle şey yapayım. Avamın diyor beklediği şeyleri diyor. Avamın beklediği şeyleri havas bu alemde yaşar diyor. Tamam. Bir daha. Avamın beklediği, ümit ettiği şeyleri havas yaşar. Mesela cennetteki haletleri, zevkleri avam ruhunda yaşıyor. Onun için bu dünya nedir? Ahiretin suretidir. Ahiret gayettir. Eşyanın fiziksel boyutu, onlar da melekutiyettir. Melekutiyete bir daha ehil de geçebiliyor. Ahiret gayiptir, dünya şehadettir, dünya surettir, ahiret hakikattir. Allah'taki ise mahiyettir, insanda ise kanuniyettir. Dördü, dışarıdan içeri girersek, sekeratı zaten birinci dersi dinledik, uygulayacağız insana. Her şeyin ama her şeyin, soğan kabuğunun dışından içeriye doğru gidiyoruz, sureti mevcudattadır. Bizim eylemimizdedir. Mevcudatta sureti ve bizim eylemimizde suretidir. Kanuneti içsel halettir. Hakikati esma-i ilahiyedir. Aştadır yani. Perdesiz esmanın tecelli ettiği yerdir. Mahiyeti. Mahiyeti ise Allah'ın subutu sıfatlarındadır veya zatı sıfatındadır. Her şeyin ama.
Şimdi bu fizik olsun, fizik altı olması mümkün olmadığı gibi her şeyin ama sureti varsa ki olup nasıl olacak hakikatsiz, batınsız zahir olmaz. Unutmayın, her zahirin, her suretin yani her zahirin batınısı var ama her batının sureti yoktur. Yani dünyaya gelen her şey lef-i mahfuzda hakikati vardır ama lef-i mahfuzdaki her şey gelmemiştir. Sebepleri taalluk etmediği için gelmedi. Tamam mı? Şimdi sekeratın lügat manasına sarhoşluktur. Sekirden geliyor. Sekirden geliyor. Yani sarhoşluğun çoğuludur. Avam ne anlıyor sekeratı? Ölüm anı diyor. Ölüm anı. Nedir o? Ses kaydı. Tamam. Ölüm anı. Ben şey istiyorum öyle. Meşgul etmeyin zihnimi. Hı. Ölüm anı anlaşılıyor. Sureti midir? Evet. Sureti budur. Sureti, sekerat, ahiret değildir. Biraz önce de Almanya'da birisiyle görüştük. Doktor zalim ne kadar, bu kadar da dermez ya. Doktor diyecek ki zalim deme. Üç günüm var diyor. Ya yani ona bir şey deme de yakına değişti. Ne bileyim veya nasıl. Veya ben yanlışım. Sureti, sekeratın suretini söylüyorum. Ölüm moduna girmek. Tamam. Yani sureti şu. Dünyadan koptu. Ama dünyada. Nefes alıyor. Artık ne kulak görüyor, şey işitiyor, ne göz görüyor. Yok yani. Artık iletişim bitti. Ondan sonra dünyalı değil. Ahiretli de değil. Berzahtır. Bu nedir? Sekeratın suretidir. Kanuniyeti nedir? Kanuniyeti. Zahirsi insandadır. Biraz önce işte dersimizin bu. Kanuniyeti insandadır. Hakikati nedir? Hakikati bu sekeratın, hakikatin Esma-i İlahiye dayanıyor. Şimdi nerede cereyan ediyor? Onu şey yapacağız. Bu sureti. Tamam. Sureti. Çok uzun alır nefes. Çok uzun verir. Ama bu avami bir anlayış olur yani. Sekeratı ölüm anına hasretmek. Oysa ustad diyor ki, ey mezari mutarik bedbahlar diyor. Sekeratı mesela siyaset yapıyor. Sekerat neydi? Sarhoşluklar. Sarhoşluklar. Sarhoşluğa seni götüren her şey senin o anda sekeratındır. Peki ne demek? Hakikatinden koparan şey. Yani sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Eğer bir suretteyken sen hakikatinden kopuksan sekerattasın. Surettesin, eylemdesin. Hakikatinden kopuksun. Sekerattır. Ölmeden önce öl. Mesela bazı insanları yaşasa ne olur? Ne, yani nefes alıp verse ne olur? Gübre fabrikasından ileri geçmiyor. Mutfak, tuvalete tak iş. Bunun için ölüyor. Üstad abi her şeyin sekeratın ne olduğunu söylüyor yani. Evet. Mesela nurculuğun da sekeratı var yani. Sekerata başlar diyor. Mesela vaveya eder diyor. Tamam mı? Demek ki bir daha suretiyle hakikatinin arasındaki kopukluğa sekerat, bütünlüğüne huzur. Huzur hazırdan geliyor. Hazır olduğu için huzurdadır. Allah Resulü'nde hiç böyle gaflet basmamış. Gaflet niçin olur Mehmet kardeş? Hikmet. Hikmetten? Hikmet, her şeye hikmetle bakmamakla. Evet. Bir, dört tane şey. İnayet, hikmet, rahmet ve adaletle bakılmayan her şey gaflettedir o. Kastamonu 220'de anlatır bunu. Bir de 12 miydi neydi? 123'te. Ha 123'te anlatıyor bir de. Şimdi o şeyi de gösterdik abi. Diman mertebelerinde akılla sekeratı. Ona mı geçeyim? Ha. Uzatmayayım diyorsun. Tamam. Estağfurullah. Şimdi etrafın şey oluyorum ki
suretten, hakikaten kopuk olan her şey sekeratına girmiş oluyor. Ama yaşıyor, nefes alıyor, çok sağlamdır. Şimdi dimağın mertebelerini yaptık. Dimağın mertebeleri yaptık. Şimdi sekerat nerededir? Şimdi Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah, Rabbimiz ruhu buraya yerleştirirken girmiyordur ruhu. Ruha şunu vaat etti. Sana böyle hapsettirmiyor. Senin yapının, sistemin, istidat ve kabiliyetini bulunduğundan daha fazla genişlettirileceğini, imbisat ve inkişaf olacağından biraz geri alacağız ama önemli zannediyorum. Yani bu suret ile hakikate, bütünlük ile nasıl bakacağım huzuru bulmak için? İşte ona yapıyorum. Onu mu? Yani dört tane şeyle olur. Suret ile hakikat arasında bağ kuran dört tane sistem. Her şeye Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın adaletiyle, rahmetiyle ve inayet bütünlüğüyle bakarsan suretten hakikate geçersin, olayın arkasına olursun. Bunun tersi gaflettir. İnkar ise dalalettir. Yani gaflette olmadığım an huzurdasın. Huzurdayım. Evet. Tamam. Abi ruh yarım kaldı. Sonra ruha bunu vaat edince ruh kabul etti girmeyi. Ruhun da inkişaf ve imbisat etmesi için üç tane kuvve koymuş. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye. Bu çapını genişlettiriyor. Şimdi bir daha suretten hakikatı arasındaki bağın, yani telefonla uydu arasındaki bağ gibi canlı bağ huzurdur. Bağsızlık onun gaflettir. O halet ise sekerattır. Gafletin haleti. Sekerattır. Gafletin haleti sekerattır. Sekerat. Şimdi sekerat ölüm anı değildir. O surettir artık. Evet. Geçelim. Şimdi kanuniyetinden bahsediyoruz. Sureti nedir? Bir daha. Sekeratın sureti ölüm anıdır. Sureti yani dünyada değil, ahirette değil, o moda girmektir. Sureti budur. Kanuniyeti ise gaflette olmaktır. Şimdi nerede cereyan ediyor? İnsanda nerede cereyan ediyor? Buraya tamamız değil mi yani? Sureti, kanuniyeti bizde. Sureti nedir? Ölüm can çekişmek diyoruz ya. Tamam. Bu suretidir. Kanuniyeti bizdedir. Gaflette olma. Gaflette olma haletidir. Gaflet. Yani gaflet ne demektir deyince Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın adaletiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın inayetiyle, bu dört tanesiyle yazardım ona tahta şey. Bakamama haleti ruhiyesinden ortaya çıkan halettir. Sekerat. Evet. Ulan bu tane. Şimdi nerede cereyan ediyor? Arkadaşlar bu tahayyül ve tasavvur ikisinin cemi burada oluyor. Çünkü Allah razı olsun. Güzel hazırlandı. Tebrik ediyorum. Ben şöyle şey için söylemiyorum. Çok antika bir mevzu seçti. Murat kardeş. Şimdi dedi ki çok güzeldi. Şeytanın tamamen vuzuhu, perdesiz açığa çıktı. Meleğin de tamamen açığa çıktı. Evet, çok güzel. Andır. İkisi. Çünkü meleksiz şeytan, şeytansız melek yoktur. Melekle şeytanın ayan olduğu. Ayan olduğu an. İkisi nettir. Külliyatta bu tarz ifadeler var yani. Çok var. Rahat söyleyebilirim. Mesela diyor ki kulu Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ne demektir? Kulu Rabbine en yakınsa kulu kendinden uzaktır. Kendisinden, nefsinden çok uzaktır. Huzurun en zirve olduğu andır. Şimdi şeytanın ve meleğin cirit attığı yer orada sekeratı fark edersin. Ama iyi dinleyin şurayı. Sekeratı yaşarlar avam. Havas sekiratı yönetir. Arkasına geçer yönetir onu. Önceden söyler. Ben falanca zaman teris alacağım. Tamam mı? Başka bir melekül mevt gelir. Gelir. Sen git ötekisi gelsin. İşte ona Murat güzel örnek vermişti. Onu istemeyin. Evet. Seyda denilen mektubatta geçiyor. Evet. Zat sekeratta. Sekerat demek bitti değil mi? Hayır. Kalktı. Hayır istemiyorum dedi ben. Bu
Ya sana mı bıraktılar bunu tercih etme hakkını? Melekül Mefti, yani Azrail Aleyhisselam'ın çırağı var, kafası var, kendisi ustadır. Şimdi göndermiş, bu hakkı aldı. Ben diyor ömrüm talebe yetiştirdim diyor. Talebeyi, ulumun ruhunu kabzeden melek gelecek yanıma diyor. Onun dışında geleni diyor, kılıcımla savaşacağım diyor. Kalkıyor atına biniyor, bu merdan orada gidiyor diyor. Yani ne bunun gibi var yani tabir? Mesela ömründen vermek, sekiratın arkasına geçen halettir o. Sana üç gün, üç kişi veriyor, üç senemi veriyorum. Benim bedelime vefat etti diyor. Benim, Hasan Feyzi abi, Asım Bey, Asım abi. Şimdi bir dakika, avam sekeratı yaşar, havas sekeratı yönetir. Ay kendisi ayrılır, sen yıkarsın diyor. Sen şöyle yapacaksın diyor. Sen böyle yapacaksın diyor. Yıkarken de kendisi hareket eder. Siz onu fazla bilmezsiniz. Cenaze yıkanlar bilir. Ya dokunuyorum dönüyor diyor ya. Ha? Yönetiyor. Bu çuaf yani. Böyle şeyler ben de rastladım. Kendisi dönüyor yani. Dönüyor, dönmüyor da dokununca dönüyor. Nasıl oluyorsa. Hazreti Ali peygamberimiz yıkarken de öyleymiş abi. Peygamberimiz kendi dönüp şaşırıyormuş. Acayip bir şey. Mesela bazı gavur ölüsü gibi oluyor. Yani ayağından bir kişi, biz de kafasından çeviriyoruz, o çeviriyoruz böyle. Hadi. Şey, masada kendisi iş yapıyor mübarek yani. Öpesin geliyor, öpüyorsun. Çok tuhaf ya. Yani. Şimdi sekerat anı şeytan ve meleğin ayağın olduğu andır. Şeytan gelir diyor, hadisi kullanalım. Sana su vereceğim diyor. Tamam. Sana şunu yapacağım diyor. Su diyor. Bir de sen rahat edeceksin diyor. Sen diyor mesela şu suyu içersen diyor, şeye, şunu yaparsan suyu değil mi? Suyu vereceğim. Muhammed inkar et, İsa'yı kabul et diyor. Ondan sonra başka ne diyor hadiste? Şunu inkar edersen. Beni tasdik et diyor. Beni onayla diyor. Kur'an'ın hükümleri şey değildir diyor. Ben sana ne söylüyorsam beka bulacaksın diyor. O anda diyor. Aa sana şeytan. Ne diyor? Vesvese verir diyor. Vesvese verir. Sekerat'ta şeytan nereden okumuştun? Kastamonu 18. 18. Ama nerede? Kastamonu 18. Bak. Kastamonu 18. Tam neresindeydi de Murat'ın? Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşünebilir. Bak şimdi uyguluyorum Osman'ım. Şeytan vesvesesiyle buraya atar kardeşim. Akıl şuradadır. Biraz kaldırır mısın hafif? Şuraya kadar, serbest bölgeye kadar. Tut onu. Kaldır. Yeter abi. Şeytan, şeytan gitti. Bu ne oldu? Fıtır göntü. İşini yaptı abi. İşini mi yaptı? Evet. Ama biraz indirsen ya. Yapma, olmadı ya. Ne yaptı? Tamam. Şeytanı kaybetmek için lazım şeytan bize. Şeytan vesveseyi attı. Nereye attı? Aşağıdan beraber yapayım. Kalbe yakın lümme-i şeytaniye attı. Kabul etmedi. Bu sefer lümme-i şeytaniyeden kalbe bir geçişti. Direkt atamıyor. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Onun dışında, Allah'ın dışında kimse bakamıyor içine. Melekler de bakamıyor. Mahremdir. Hürmet edilen yerdir. Ama ona yakın olan lüme-i şeytaniye atıyor, lüme-i şeytaniye oraya atıyor, kabul etmedi. Etmeyince galis bir ahlaksız tabirleri geçiyor. Ne yapıyor? Şet. Sonra geliyor buraya, buraya atıyor. Tahayyüle atıyor, şekillendiriyor pis şeyleri, filmleri. Eğer kendimizi berbat etmişsek onları aktif ediyor. Affınıza sığınarak bir tabir kullanabilir miyim? Çok affınıza sığınıyorum, özür dilerim. Bedeninize tecavüz ettirmediğiniz gibi aklınıza, kalbinize, ruhunuza da tecavüz ettirmeyin. Buraya tecavüz ettirirsen o zaman doğurur o. Yani bedenimize tecavüz ettirmemek malum. Aklımıza tecavüz ettirmek demek o filmler var ya, YouTube'lara vesairelere muhatap olmak, onları seyretmek, işgal etmek yani. Burayı dönlüyor o. Tecavüz ettiriliyor. Peki şey nedir? Kalbi tecavüz nedir? El hubbu fillah vel buzu fillah.
Allah için dost, Allah için düşman olmasak, dostu Allah'ın düşmanına dost olursan kalbe tecavüz ettiriyorsun. Mektubatta var ya, وَلَا تَرْكَنُ اِلَيْلَزِينَ زَلِمُ فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Bugünkü hutbe gibi abi. Bugünkü hutbe gibi diyorum. Evet, maalesef gitti. Ama o kendisi uydurdu. Benim kendisinde yok o. Kendisi ekledi. Ruha da nedir? Bak, akla şirk, kalbe küfür, ruha dalaletle tecavüz ettiriliyor. Üçünün cemi inkardır. Şirk inkar değildir. Bu var ama bu da var. Küfür ise inkar değildir. Varı yok etmektir, örtmektir. Dalalet ise yok değildir. Bu yol ama bu yolda var. Evet. İnkar ise üçünün cemiyidir. Şirk aklidir, küfür kalbidir, dalalet ruhidir. Bu tecavüzdür. Tecavüz ettirme kendine. Sonra doğurur o çocuğu. Veledizine olur. Ondan sonra onlar gelir sen rahatsız. Ha. Şimdi vesvesesiyle attı mı buraya? Buraya attı. Tahayyülü de attı. Artık senin bu malzeme neler var diyor. Çok acayip bir şey. Safsata. Birbirine zıt her şeyin her mertebesi var burada. Birbirine zıt her şeyin her mertebesi var. Sonra her şeyin her şekilde bulunduğu var. Endişe etme, korkma. Kafir de burada. Kafir de burada. Şeytan da burada. Melek de burada, iman da burada. Sonra her daim kontrolü mümkün olmayan, insan elinde olmayan bir yer. Dört, ebedi ve sonsuz hayatımızı iksirleyip mayalayan, anlamlandıran bir yer. Buraya vesveseyi attı. Melek de ilhamı attı. Sonra vahiy attı. Vahiy de atıyor. Mesela vahiy atayım ben size şimdi. Ben konuşurum ama melek açık size. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlahi. Sizde aktif olan o ses ben istiyorum. Ama ta istemekle senin dimağında aktif olan bütün sürecin vücud haricisi melektir. İyi şeylerin müvekkili melektir. Kanser, mikrop, yani insanın fıtratını bozan, fıtratını ve istidadını bozan her şey müvekkili ervah habisedir. 246 sözler. İnsanın fıtratını ve istidadını bozan her şeyin müvekkili melek değildir. Şu anda ayet okuduğum için melektir. O ayet, vahiy aktif oldu sizde şimdi. Vahiy devam ediyor. Bir zamanlara ait değildi. Tekrar ediyor aynı vahiy. Şimdi bu buraya attım abi. Sekerat çok önemli olduğu için fazla duruyoruz. Bu dağıttı mı abi? Evet. Attı. Burada hallaç hullaç oluyorlar. Alabera oluyorlar. Alabera dalavera oluyorlar. Tamam. Alaburu oluyorlar. Buraya geliyor. Şu anda bende zevk başladı. Şu anda mücadele vardı. Keyif vermeye başladı. Şimdi yani. Böyle burası olunca böyle keyif veriyor adam. Günahları böyle kesersen tertlerle, tecerrütlerle adamın canına okuyorsun. Besleyemiyorsun. Buradan da basıyor zaten. Buraya galip olunca sekeratı sen yönetiyorsun. Şimdi adam buraya geliyor. İmanını burada alamaz. İman yok ki burada. İman burada değil. İmanın sureti burada, eylemde ve buradadır. Tamam. Buradan buraya gelecek. Buraya bir girersem diyor, imanını vesveseyle aklı taklidi. Evet. Taklidi iman. Vesveseyle imanını akılda bozuyor. Aklını alacak. Çünkü Kur'an buraya gelmişti. Attı buraya. Buraya geçebilmesi için oho bu sistemi meleklerin ilhamı ve vahisi, Müslüman cinlerin güzel ilhamları, vehimleri, vehmin bir kısmı haram. Ondan sonra ervah haliyeler var, mevad haliyeler var. Yani defi mefasit, terki kebairlerin var. Nefsin mevame mutmainne, nefsin mertebeleri.
İnsanın, bak, insan suretindeki melekler var. Yani sokakta dolaşanlar hepsi böyle şeytan ve melek ve insan değil. Bir sürü insan suretinde ruhaniler var, melekler var. Allah'ımız, Rabbimiz Uhud'da, Bedir'de indirdi. Doğru kişilerle, doğru zaman, doğru yer, doğru işlerle buraya atıyor. Buraya alabora oluyorlar. Sekerat başladı. Ne oldu? Kesildi. Şimdi sekeratı söylüyorum. Bu buradan bu ikisi içeri attı. Dış dünyada göz bitti, kulak bitti, burun bitti, el ayak bitti. Artık buradasın. Burada hallaç kullaç olacaklar. Alabora olacak. Burada sekerat hanım tamamen buraya geçmedi. Herkes buraya hakim olmaya çalışıyor. Sekeratın kanuniyeti bu. Sureti bu, kanuniyeti bu. Buraya hakim olan galip olacak. Allah. Ya nubivet ya fesel. Buraya ya imanlı ya imansız. Hasan abi demiştiniz ya, birini gördüm sekeratta çığlık attı diye. Evet. Oradakilerin içindekileri gördü. Burada, gördü orayı. Gördü. Burada artık çekiliniyor. Aa, orada var. Babaannem geldi. Görmüyor musunuz? Veya bir babaanne vardı. Öyle bir nefes alıyordu ki, doktorum iyi bilir sahası. Sekerattan da birkaç tane bulunduğum için bir nefes alıyorlar ki ben yapamam. İçine mübalağasız iki tane nefes sokarım. Kendi nefesimi. Şöyle. Duruyor. Acayip bir şey ya. Tamam, sistem bitmiş. Şimdi o anda sekerattadır. Ayaktan diyor rivayette. Ben size söyleyeyim. Korkmayın. Ayak soğumaya başlar. Elinizi hemen ayağa götürün. Soğumaya başladım, oradan çekiliyor. Azrail oradan alıyor. Oradan bak, en son buradan ağızdan alacak. Soğuma. Şimdi buraya artık dış dünyayla kesildiniz arkadaşlar. Berzah bu. Hususi dünya buraya yazıyor. Artık bu alemdesiniz. Tamamen eylemsel ve düşünsel. Mekanı ve şekilleri, resimleri seyrettiklerimiz, bulunduğumuz yerler, şimdi bulunuyoruz. Burayı oluşturuyoruz. Boşuna gelmediniz mi Maraş'tan buraya? Ya. Burada da bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, şüpheler, zanlar, müsbeti menfisi burada. Burada yaşanıyor. Şimdi buradan buraya müdahale edecekler. Şu, peki, bu sekeratın suretidir. Hakikati nedir? Hakikati adam, çok acayip ama, adam şimdi yaşıyor, Allah yok dünyasında. Bu ne yapacaktı? Şeytan vesvesesiyle aklı itikattan, vahide kopartacaktı. Allah'la alakası olmayacak. Adam şimdi yani din yok, cuma yok, oruç yok, namaz yok. Din adına bir şey yok. Neyin sekeratını yaşayacak ki o? Neyin mücadelesini yaşayacak ki? O mu bu mu? Zaten ölmüş. Yani adam diyor ki ben sana bir bardak su vereceğim, Muhammed inkar et. Muhammed yok ki aleminde zaten. Adam su değil, şarap içiyor. Ömrü şarapla geçmiş. Yaşamamış. Ne yaşadı ki? Ne tercih edecek, etmemiş ki zaten? Adem mi? Bitmiş zaten. Ona mezar-ı mutarik bedballar diyor. Ölmüş zaten. Bu çok şiddetli. Mesela çok ilginizi çekecek. Kafirlerin haşir meydanında hesap yoktur, biliyor musunuz? Kafirlerin haşir meydanında hesapları yoktur. Günah sevap diye bir kavramı yok ki. Bitmiş. Böyle dalinami. Onun çukura at gitsin. Sebabı yok ki hesap olsun. Hesap zıtları gösterir. Zıt yok ki. Haşir meydanı Müslümanlara şey. Ha, azap şekli orada toplanacaklar şey. Öyle mizan yok. Bitmiş zaten o. Mizan denen bir şey yok ki. Mizan neyin sebabını tartacak? Hayatta neyi neyle tarttı yani, değil mi? Neyle neyle tarttı yani. Yok bir şey yani. Öyle haşir meydanı olacak ama öyle mizan yok yani. Bitmiş ya. Mizan kurmak da Allah'ın büyük lütfudur. Demek ki imanın var yani. Bu mu bu mu? Eklenecek, koplanacak, ona da konacak. O şefaat var, sevaplar, namazını koy. Olmadı, kazak namazını koy. Olmadı şey. Allah kabul ederse nafilelerini koy. Ha? Şimdi adam zaten doğru yanlış bir şeysi yok ki. Adam bitmiş. Tek dünyayı yaşıyor. Onun bedeni ölmüş. Ne ölecek ki? Neyse ölecek? Zaten bedeni bitmiş. Bedeni diyorum tabii. Ruh.
Ruh bitmiş. Nesi ölecek? Zaten bitmiş. Yani beden hayatı yaşıyor. Ha, sekerat-ı adamın kafirin söküyorlar. Öyle Muhammed inkar et. Adam zaten Muhammed'i... Mesela şöyle düşün. Ateist. Muhammed'i inkar et der mi şeytan? Zaten inkar ediyor. Etmişler. Nesini sekerat-ı şeytan? Zaten bitmiş o. Ona ne diyor biliyor musun? Bazı diyor, bazı ehli şey, bida bir fırka diyor. Öldükten sonra. Bazı kafirlerin diyor, ölüm öldükten sonra ruhları şeytan olur. Ustad ne? Onaylamasa bunu kullanırım. Ustada ne şey? Batıl her meşrebin her şeyi batıl değildir. Ustad bir şey zikrediyorsa onaylıyor. Habis ruhlar diyor. Onu müşahede ettim diyor ruhunu diyor. Habis. Şimdi adam ruhunu bedenine yedirmiş. Ruhunda böyle bir şey, iman küfür yok. Ne sekerat-ı ki? Onun yaşadığı an, dünyada yaşarken var ya 70 sene, hepsi sekerattır. Bitmiş. Can çekişiyor değil mi abi? O evet. Süreçte can çekişiyor. Bitti. Sekerat zaten yaşıyor. O ne yapacak? Çukura atılacak diyor. Geberdiğiniz zaman yanıma atılacaksınız diyor. Bazılar bana diyor ya, bazen olumsuz böyle galis şey tabir kullanıyoruz. Ustad diyor ki, geberdiği zaman yanıma atılacaksınız diyor. Sizin diyor, sizler ve reisleriniz geberince diyor, yanıma atılacaksın ve haşirmede, rüzum haşirde diyor, hesabını soracağım diyor. Geberme, kime deniliyor biliyor musunuz? Gittin lügatı açın. Domuzun ölüsüne geberme deniliyor. Sığırın bıçaksız gittiğinizine geberme bile demezler. Domuza der. Murdar oldu yani. Bak murdar. Reisleriniz gebermiş diyor, reisleriniz yanı şeye atılacak diyor. Sonra dürüzümasını da ondan hesap aldıracağım. Hatırlarsınız zaten. Evet, tamam. Kur'an'da kullanıyor bu tabiri. O zaman sekeratın bir zamanla bir ifade edebilir miyiz abi? Zamanlı, mesela adam 70 sene sürüyor o zaman şu ifadeye göre. Buna 19. mektubu hatırlattın. Düğüm diye bir ses geldi diyor. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesiyle sohbet ederken. Bak ne diyor. Bir anda sahabe ona diyor ki 70 seneden beri yuvarlanıp cehennemin dibine düşen taşın sesidir diyor. Şimdi 70 senede bir taşın yuvarlanmasının ivmesini hesapla 1/2 at kare ivme formülüne göre 70 senede bir taş ne kadar hız alır, ne kadar yer alır cehennemden bize uzaklığını hesaplayacağız şimdi. Ne diyor hemen altına diyor ki 70 seneden beri küfürle geçen bir zat şu anda geberdi diyor falanca şu anda cehennemin dibine gitti diyor. O neydi? Sekeratı vardı. 70 sene sürmüş onun sekeratı. Bazı insanların sekeratı 1 dakika, bir gün, bir hafta yatakta, tamam mı? Müslümanların. Ama bazı kafirlerin var, yaşarken sekeratta. Bitmiş. Yani bitmiş kardeşim. Nasıl anlatacaksın? Bitmiş. Ne kafa kaldı, ne kalp kaldı. Artık leş. Namaz enlemezdim falan. Bir şey diyorsun, bir yerde misafirlikteyim akrabayla. Birisi de gelmiş bayram orasını telefonla. Anlatıyorum öyle. Adam bir yerde çalışıyor İstanbul'da. Ya da o bıçağı ne yaptınız diyor. Ya ben diyor elmayı soyacaktım diyor. Yani o kadar can alıcı şey konuşuyoruz ki. İşte kayınvalidesi orada bizim yakınım oluyor. İşte o ya diyor. Tamam ya diyor ne diyor diyor kayınvalidesi. Bak ne diyor hoca diyor. Ya size diyor diyor. Benimle ne alakası var size. Kim dinliyorsa ona diyor diyor. Kapatmış ağzını. Kapatmış ağzını. Bitmiş. Bu sekeratı mı yaşayacak? Hatam Allahu ala kulubi. Valla sekerat yaşamayacak ki o bitmiş sekeratta zaten. Bu adam kapatmış burayı. Bitmiş içeride o ve sekerat yaşamayacak zaten sekerat. O zaman o cesede tahrik eden kısım esnasında şunun hakikatine gelecek. Orada evet. Şeytan gelecek ona... Değil mi? Zaten bitirmiş şeytan. Yani kendi şey yapmış. Dinde şeytan meten kalmamış ki. Kendi şeytan olmuş. Abi doğru yaşayan insana da inanılmaz bir güvendir bu değil mi? Evet. Ooo. Sekeratı yaşayacağız. Demek ki sekerat yapmamış, sekeratta değiliz. Sekeratı yaşamak büyük nimettir. Allah Resulü yaşadı, Ustad yaşadı Urfa'da. Ben dedi buradan İçişleri Bakanlığı çıkacak. Yok dedi ben buraya çıkmaya gelmedim. Ben biraz sonra Zübeyir dedi gideceğim. Gideceğim. Sen şöyle yap, böyle yap demişti Zübeyir abi. Anlatıyordu Zübeyir. Vefatından önce mi? He? Vefatından önce mi? Tabii ustad abi şey, otelde. Ben onun için benim şey yap dedi. Elini kendisi düzeltti. Kuranı kapattı vesaire.
Ondan sonra talimatlar verdi. Böyle yapacaksın. Bir tanesini de söyleyeyim. Urfa'yı hemen cenazemin defninden sonra hemen dedi Beldetun Tayyip'ten İstanbul'a geçeceksin. Dershaneyi açacaksın hemen dedi. Zübeyir abi vefat etti. Akşam bile kalmadı. Hemen otobüste mi neyle gelmişse ilk İstanbul'da dershane açtı. İlk. Hemen. Hemen oraya gideceksin demiş Urfa'da. Bu adam ne yapıyor? O zat sekeratı yönetiyor. Zaten yaşarken bitirmiş. Merhamet ilahiye. Daha ne yapacak? Neyi sekerat yaşayacak? Şeytanla ömrü geçmiş mücadelede. Şeytan Said Nursi Hazretlerine başka ne diyecek? Beyazıt Camisi'nde demedi mi? Sen Kur'an'ı çok âli ve yüksek görüyorsun. Bir de beşer canibinden baktı. Demedi mi? Sekerat'ta ne diyecek başka ona? Bizansı dedi ki ya su verecek dedi de suyla Muhammed inkar et. Ulan Muhammed'i biz aleyhissalatü vesselam'a imanımızı suyun üzerine mi bina etti ki su verince altı çıksın bu işi? Bize Muhammed aleyhissalatü vesselam Kur'an'a iman etmenin zeminini su üzerine mi dedi ki suyu alınca çöksün bu? Bütün zerrata yükledik Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Bütün mürekkebata mürekkebatla ispat ederiz. Su unsuruna da bakıyorduk. Yani acayip bir şey ya. Şimdi zaten yaşarken gelmedi mi ise kendini görmedim diyor, sesini duydum diyor. Öyle demiyor mu 5. sözde? Kur'an'ı çok âli görüyorsun. Ondan sonra kendi nefsi için diyor ki o yanında yaşlı olan ehli imancı nefsimi susturan bir hakikat size de kanaat vermeli. Bir sürü şeyler var ya. Geçenlerde bana yaptı. Ben halüsinasyon olduğunu söylüyorum. Başkasının demesine gerek yok. Ben halüsinasyonum. Bazen böyle şeyler oluyor. Ondan sonra bir yakınım vardı. Ona bayağı rahatsızlık verdi. Gittim koştum elimi koydum falan. Ayet-i kürsü okudum düzeldi. Sonra baktım ki sese, işte halüsinasyon olarak gördüm ben onu. Ha 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 nasıl gülüyor biliyor musun? Öyle gülme şekli sesi olamaz yani. Bu kadar aşağılık, bu kadar rezil, bu kadar kepaze, bu kadar kötü çirkin gülme duymamışım. Gülüyor, sonra sese dönüştü. Sana rağmen senin en yakınını azap veriyorum diyor. Yani o kadar zerratıma kadar, atom, kuantum fiziğime kadar nefretim var ona yani. Nefretim. Sen bir şey yapamayınca ondan sonra onu yaptım. Hatta bir sebebi de benim kaldığım oda patlaması bundan kaynaklanıyor. Çünkü esbab aleminde hiç kimse rapor tutulamıyor. Nasıl bu olur? Esbab aleminde böyle bir şey yok. Adamlar maddeten şey yapıyor. Şimdi sekeratı avam ölüm anında yaşayacak. Havas hayatında yaşıyor. Şeytan dedi, melek dedi. Burada neyiz? Değil mi? Burada ne? Bu dersleri dinleme. Şu anda sekerat hali olduğundan dolayı ama huzur var. Şeytan giremediğinden dolayı. Şu anda vefat etsin şehit oluyoruz. Şehit sekeratı tatmadığından mı? Tatmadığından. Peki orada nasıl tatmamak derken nasıl gösterebilir abi? Zaten şeker. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Nefes alıyor. Karşıya bakıyor babane. Niye zahmet buyurdunuz? Kim gelmiş? Ya Resulullah gelmiş, ya Ustad gelmiş babane. Sekeratı yaşamıyor ki Resulullah gelmiş. Niye zahmet buyurdunuz? Azrail Aleyhisselam peygamber gibi olmuş. Ya Ustad gibi niye zahmet buyurdunuz? Gelin ki. İman ettim biraz önce dedim ya doktor demiş 3 gün dün demiş perşembe bugün cuma yarın cumartesi. Aman demiş ki 3 günden fazla ömrü var. Şu anda biraz önce duydunuz helallaştık onunla. Ona dedim ne dedim? Nasıl inanmışsan nasıl bir amel ve hayal vesaire yapmışsan eylemlerin, hayallerin, düşüncelerin, akli melekelerin bunlar cisimleşeceği, hulası olacak, donacak, şekil olacak, o senin azalin olacak. Biz ne olacak? Biz de bunu konuşurken sanki ben ölmeyeceğim. Ha. İşte ondan bir oluyor. Şeytanla meleğin mücadele ettiği zemindir. Sekerat'ın sureti. Melekle şeytanın burada işgal etme faaliyetidir. Hakikatinden koparma faaliyetidir. Hakikatına kopartmak. Bu tarafımı bu tarafa mı? Diyor.
Tamam, odur, sureti vardır. Dimağdadır, yaşarken. Yaşarken herkes sekerattadır. Şu anda sekerattayız surette. Hakikati, yani hakikatını şeydir, şey, kanuniyeti, insanın haleti rüyesidir. Hakikati, esmaya bakıyor, ecel esması vardır. Evet. Bir de onda mahiyeti de sıfata bakıyor. Şu an sekerattayız. Abi üstad mesela 13. sözde falan diyor ya, birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli helva getirip yedirmek istiyor. Diğeri de aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam, o kadının arkasından girdi dedi ilahi. Allah-u alem abi, üstad bize var ya sekeratın talimatını yaptırıyor devamlı bunlarla. Devamlı. Hayalime koymuş, a buyur diyor. Devamlı. Hangi yol iyidir diye yaptırmış. Mesela. Kadını çıkarmış yaptırmış. Her türlü yaptırmış. Bunu göreceğiz, söyleyeceğiz büyük ihtimalle. Abi mesela şimdi sekeratta bunu ne yaptırmış? Peki kabirde Nünker Mekir bize soru sormayacak mı? Bunu... Ya aslında soruyu burada soruyor. Soruyor tabii. Cevabı okuyacak. Karşında burada açık saçık geliyor. Geldi. Soru bir. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Kaydedildi. Nünker Mekir ne diyecek? Sen Edremit'te kamptaydın. Cuma'ya giderken açık saçık geldi. Bakmadı. Yani yazılı kağıdı yüzümüzü okuyacak. Nünker Mekir zaten burada. Soru soruluyor. Cevap da burada alıyoruz. Nedir? Sureti burada. Kanuniyeti bizde. Hakikati mezarda olacak. Berzatta olacak. Mahiyeti de Allah'ın şeyindedir. Şu anda zaten sekerattayız. Sekeratımız mübarek olsun. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Hani ölünce uyuyacaktı? Çoğu insanlar, bazı insanlar ne demiş, şey, büyük zat ne demiş biliyor musun? Benim için en diyor hayırlı nedir demiş, uykudur demiş. Evliyaya demiş, da bir tane o zalim bir tane var, adını unuttum. Ondan sonra niye demiş, uyunca zalimlik yapamıyorsun demiş. Bak, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Biz nasıl biliyoruz? Uyuyunca gaflete gireriz. Adam yaşarken uyuyor ya. Güneşin altında kapkara kafalar. Peki, toparlıyorum ve son cümle benim. Sekeratın sureti dimağda serbest bölgededir. Ve eylemsel itibariyle ölüm anındadır. Kanuniyeti insandaki halet rüyelerdir. Mesela Allah'ın inayeti, adaleti, rahmeti, hikmetiyle bakma nispetinde sekerattan çıkıyorsun. Bir daha sureti ölüm anında olacak. Kanuniyeti işte yaşıyoruz. Hakikati ecel esmasına bakıyor. Mahiyeti hatta ecelin dışında Subhaneke ya şehit, talete ya şahit, ecirne minennar bi afike ya Rabban. Diyoruz ya o ismin hürmetine, ya Rab, ateşten bizi ey Rahman muhafaza eyle, koru diye dua ediyoruz. Subhaneke ya şehit, Allah şehittir. Şehit abi bu sistemi canlı tanımlayan böyle yani. Tanımlayan. Evet. Hayatında tanımlıyor. Evet. Şehit bu. Şehit ne demek? Şahit olduğu için şehittir. Evet. Bunu bizzat yaşıyor. Bilerek yaşıyor yani. Evet. Şuurludur. Bunu canlı yaşıyor. Bu nedir? Şahit olduğu için şehit olacak. Evet. Şahit. Yani sistemden hiç kopmayan. Kopmuyor. Şey. Hariçte bakarsan şahit, içinde hiç kopmamış. Sen de parçası o zaman şehit. Aynen. Mesela millet korktuğu zaman, ümidini kestiği zaman, onlar hiç ümidini yok. Dikkat edin, onlar hep ümit pompasına. Hiç arkadan baktıkları için suretteki gibi değil. Demek ki sureti yaşayacağız. Hepimiz bu aleti yaşayacağız. Yani sekeratı. Kanuniyeti bizdeki bu halettir. Dört tane sıfatla bakabilmek veya bakamamak. Şey ise hakikati bu kanuniyetiydi. Evet. Hakikati ise ecel, şehit, şahit isimleri. İşte mahiyeti de Allah'ın sıfatına bakıyor. Genel olarak sıfatı mı diyeceğiz? Hususi bir sıfat var mı abi mahiyeti? Yani mahiyeti herhalde Allah-u Alem çok ciddi bir hadis olduğu için subuti sıfat değil de zat-ı sıfata bakıyor gibi geliyor bana. Peki abi şöyle, şimdi bu taakkul hani insanı ekber vardı. Kur'an kainatın aklıydı. E bu. Peki o zaman kainatın tahayyül ve tasavvuruna ne diyebiliriz? Tahayyül, alemi misalin daireleridir. Lef-i misali.
tasavvur da daire ilimdi. Düşünceler. Lef-i Mahfuz'un defteri. Yani Şeceri Fikat hatırlar mısın? Evet. Ne vardı? Yukarıdan aşağıya Kab-ı Kavseyn. İn aşağıya Arş-ı Azam. İn aşağıya Arş. İn aşağıya Cennet, Cehennem. İn aşağıya Lef-i Mahfuz ispat. Genel tabii bu. Sonra Kaf'ın tezgahı. Yedi kat sema. Ondan sonra Alem-i Berza. Yedi kat sema. Alem-i Şehadet. Şimdi bunlar alemlerin bizdeki karşılıkları. Bu düşünce ve daire hayattı, daire ilimdi. Burada alemi misalimizdeki karşılığı olan lef-i misali daireleri. Zaten inşallah haletimiz müsait olursa 409 mektubat, Sikitas-ı Gaybi 256 birkaç kelime farklı olmakla beraber inşallah haletimiz yemekten sonra eğer müsait olursak biraz da böyle dinlenirsek buna şey yapacağız. Aynen. Akıl 18 bin alemin perdeleri gül goncası gibi birbirinin içine saklı alemleri bu alemin içinde gördüm diyor. Her bir alem diyor aklı açıldıkça bu 18 bin alem aklı açılmasını yapacağız. İnşallah. İnşallah. Peki. Diyeceğim bir şey var mı abi? Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi sekeratını sekeratının şuurunda olmayı nasip eyle. Amin. Sekeratını yönetmeyi nasip eyle. Amin. Sekeratın hakikatini bu dünyada fark edip farkındalığa gelenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi bu duamıza amin diyenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim üzerimizde hakları olanlara, bizim hepimizin söz verdiğimiz, ya sana dua edeceğiz, kime demişsek ya Rabbel Alemin, onların da bu hakikatta haklanmaları, haklanmaları ve sekeratı yaşarken yaşamalarını nasip-i müessere eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sekeratımızın şuurunda olmayı, okuma yazma bilmeyen bir zatın sema sayfasında bir mimi, bir elif yaparak iki nun yapan zatın hatırına, senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına bizim bu duamızı kabul eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı mazselam. Hacim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbü ecmain. Ala Resulü Muhammedin. Salat. Sekeratın hakikatine ders yapıyoruz. Şimdi şöyle. Buraya yazıyorum. Sekerat. Bunu ikiye ayırıyoruz. İnsanın kebir. Yani parantez içinde yazayım. Kainat. Bura. İnsana asgar diyelim. Buna da beşer diyelim. Bu sekerat ne demek? Lügat manasında yazalım şöyle parantez içinde. Sekirat. Sekirden geliyor. Sekir. Sarhoşlukların çoğulu demek yani sekerat. Sarhoşluk demek. Sekir, sarhoşluk. Sekerat onun çoğulu. Parantezi kapatalım. Bunu ikiye ayırdık. Kainatın sekeratı, beşerin sekeratı. Bunu da ikiye ayırıyoruz abi. Maddi, manevi. Bunu da ikiye ayırdık. Bu da maddi, manevi. Şimdi biz ilk dersimizde daha ziyade bunun üzerinde durduk. Maddesinin cesede tahallük ettiğini bu sarhoşluğun, manevisinin üzerinde durduk. Yani ağırlıklı şeyimiz. Bu sarhoşlukları, Üsa Hazretleri nasıl anlatmış? Neydi o sarhoşluklar? Hakikati neydi sekeratı? Derdi maişet. Milliyetçilik, felsefe, siyaset, teknolojik gelişmeler, şu an böyle lüzumsuz, haddinden fazla kullanmak bir sarhoşluk veriyor. Peki o sarhoşluğu nereye veriyor? Tekrar bir şey, sefaat diyor ya. Evet, sefaat. Sefaat sarhoşluğu diyor. Evet. Sefaat da sarhoşluk diyor. Evet. Peki o hani mesela içki içer Fikret abi. İnsan akıl sarhoş oluyor ya abi.
Onunla alakalı bir yer okumuştuk. Kastamonu'dan 18. Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüte düşürebiliyor. Yani içki sarhoş ettiği gibi o saymış olduğumuz 5-6 tane madde, külliyatı öyle çok sarhoşluklar var. Sen maddi olarak değil de manevi olarak sekerata giriyorsun. Manevi olarak sekerat, tahayyül ve tasavvurun akılla istenilen manada irtibatını kuramamak demek abi. Çünkü iman ve din aklın ihtiyarıyledir. Aklı olmayan dini yoktur yani. O zaman o kimse ceseden yaşıyor ama o meyyit müteharik yani sekerat anını yaşıyor yani manevi noktada. Ve sekerat anında dedik ki o sarhoşluk anında şeytan da var. Evet. O sekeratı yönetiyorsan değil mi? Yönetmen sendin. O zaman melaike de vardı. Sonra keşfel kubur. Evet. O da vardı. Şimdi şu maddi manevi sarhoşluk var ya abi. Külliyatta bununla alakalı çok ifadeler var. Şuna bir noktaya nazar olması için ben çok yeri okudum şey. Şu bunun maddi sarhoşluğunu ben okudum. Bakayım bir daha okuyayım da. Bunun manevisine geçeceğiz şimdi. Şurası. Dünyanın sekeratını ayet-i Kur'an'ın işaret ettiği surete tahayyül etmek istersen bak şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafi, nazik, latif bir rabıtayla tutunmuş. O derece bir intizam içindedir ki eğer o ecram-ı ulviyeden tek bir cirim küm emrine veya miğferinden çık hitabına mazhar olunca şu dünya sekerata başlar. Eğer dünyanın ecel-i fıtresinden evvel irade-i ilahiyenin izniyle harici bir maraz veya muhrip bir hadise başına gelmezse ve onun sani hakimi dahi ecel-i fıtresinden evvel onu bozmazsa herhalde hatta fenni bir hesap ile bir gün gelecek ki bu dünya sekerata başlayacak. Yani nasıl bizim şu anda Türkiye'de yaş ortalaması 70 gibi, değil mi? 70 senelik bir ömürde bir sekerat oluyor. Bunun aynısı insan-ı kebir dediğimiz kainatta da olacakmış o sekerat. Fenli bir hesapla kainatın bir ömrü varmış. Mehmet abi. Peki kainatın sekeratı nasıl oluyor abi? Sekeratı bir cümle okuyorum ben. Manevi sekeratına. Yani şurada dedi ki eğer irade-i ilahiyenin izniyle harici bir maraz veya muharrib bir hadise başına gelmezse yani gelirse koparacak diyor. Eğer gelmezse fenli bir hesapla olacak diyor. Peki ne olabilir de Allah kıyameti getirebilir, birden sekerata koyabilir. Evet. Bu da manevi noktadan. Muharrib bir hadise mi dedi abi? Evet, muharrib, tahrip edici. Evet, harici bir maraz. İşte bu manevi noktadan sekerata giriyor, harici bir maraz. Ne olabilir? Hayat-ı içtimaiye idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış yani. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında neticeler veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainata vaaz etmiş olduğu adetullah kanunları var. Onlara riayet edilmediği zaman abi o zaman kainatın manevi sekeratı olmuş oluyor. Hatırlarsanız külliyatta bir yerde Üstad Hazretleri Kur'an kainatın aklıdır diyor Hasan abi. 108 söz. Evet. Kur'an kainatın aklıdır. Hatırlarsanız birinci derste şeytan vesvesesiyle nereye müdahale ediyordu abi? Aklı müdahale ediyordu. Şimdi insanı kebir dediğimiz kainatta da şeytan abi akla müdahale ediyor. Yani neye müdahale ediyor? Kur'an'ın emir ve yasaklarının hem uygulanmamasına hem iyi anlaşılmamasına. Mesela o sarhoşluklar neler? Mesela kainatta Kur'an-ı Kerim anne babaya öf bile demeyin diyor. Bu gayet sarsılmış yani bu zamanda. Mesela şu an Vehhabiler düşünelim abi. Bu mesela Kur'an'dan örnekle yazalım. Anne babaya
öf deme. Mesela şialar yazayım ben. Bu yazdıklarım şu üçü misal olarak, bunu çoğaltabiliriz, külliyatta çok var. Bu manevi kehanetin sekeratına giriyor Hasan abi. Evet. Bunlar ne kadar çoğalırsa, diyelim ki çok oldu, Cenab-ı Hak o zaman maddi noktadan küre arzdaki bu sistemden bir ecram-ı ulviye diyecek ki miğferinden çık. Burada öyle geçiyor. Mesela o kainatın maddi şey olmasının sebebi aklında olan Kur'an giderse. Kur'an gitmese ne demek? Ahkamı uygulanmasa. Evet. Bu şialara vehabiler has değil. Evet. Ne diyor? Biz Müslümanlar. Sekeratın bir tane şey abi. Şık evet. Biz Müslümanlar ne zaman Kur'an'a muhalif evet. yaşarsa sekerata başlar dünya. Yani bunun hem maddesi fenli bir hesap ile bu kıyamet yıkılacak. Çünkü kainatta neşvineme kanunu var. Doğar, büyür, kemal eder, sonra zeval bitiyor. Değil mi? Bunun aynısı kainat içinde geçerli. Kainatın içindeki bir kanun bunun içinde geçerli. Bu da bir vakit olacak. Entropi diyorlar abi. Bunu. Bir de bunun işte manevi noktadaki şeyi abi. Buna ne sebebiyet verecek? Yani buna o sekirlerde Kur'an'ın hükümleri efendim uygulanmazsa o sekirat başlayacak o zaman yani. Zaten Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da 1506'ya kadar galiba ne olacak diyor. Değil mi? Ondan sonra bir 40 sene devam edecek. İşte oradaki rakamlara göre 1546. Değil mi? Evet. 1546 işte yaklaşık rakama göre bu sekeratı olacak yani. Bir yerde diyor ki abi beşer bütün yoldan çıkıp erken bir kıyameti başına koparmazsa. Evet. İşte ona ne sebebiyet verecek? Yani o vaaz edilen kanunlar işte burada okuduk. Hürmet ve merhamet bozulduğu gibi diğer bütün insanlık münasebetlerinin zedelenmesi nispetinde Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin çıkması nispetinde aklılar açık olacak, evet. Faizler şey olacak, bilmem ne olacak, hepsi böyle alelen. Şu 15 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz buyurdu. Evet, bu 15 tane şey. Bu da kainatın sekeratı oluyor. Bu bizim sekeratımızda burada ne vardı? Ceseden bir gün gelecek ki diyelim ki buraya yazıyorum ben 80 yaşında sekerat veya 70 yaşında, 50 yaşında, 30. Demin aradım mesela 50 yaşındaydın abi. 50 yaşında. Evet. Ruhun cesetten çıktığı o vakitte sekerat sarhoşluklar demekti. O vakit böyle bir sarhoş gibi olacak insan. Belki çok duyamayacak, işitemeyecek. Maddi noktada o sekerat olacak bir yaşta. Konumuz o değildi. Manevi noktadaki sekerat abi. Mesela dedik ki buraya yazalım derdi maişet. Milliyetçilik. Evet. Başka ne vardı? Siyaset. Felsefe. Felsefe. Teknolojik gelişme. Bir de teknolojinin sefahatta kullanılması. Muzir felsefe değil mi? Evet. O zaman bunlarla vasıflanıp akıl devre dışı kaldığı zaman Mehmet abi o zaman senin ruhun ölüyor yani. Tahayyül ve tasavvurunun akılla münasebetini kurmamak. Din devre dışı kalıyor ya abi. İman aklın ihtiyarıyla de din akılla şey yapıyordun. Bunlar ona sebebiyet veriyor. Yani akıl devre dışı bırakıyor bunlar. Devre dışı bırakınca üstad bunlar abi sarhoşluk diyor. Derdi maşet sarhoşluğu. Siyaset sarhoşluğu, milliyetçilik sarhoşluğu çok var. Belki yüze yakın böyle sarhoşluk var. Bu sarhoşluklar senin Cenab-ı Hak'la münasebetini kurdurmadığı için o senin sekeratın oluyor. O an yani o kimse ölmüş oluyor. Yani meyyit-i müteharrik oluyor. Hareket ediyor ama ruhu ölmüş. Hatırlarsanız Risale'de şöyle bir cümle var. Mesela İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman söylüyor Hasan abi. Risale diyor ki birisi seni yere yatırsa, değil mi? Çizmesiyle, ayağıyla senin boğazına bassa, sen onun ayağını öpsen, senin ruhun cesedinden evvel ölür diyor Hasan abi. Ama sen ona ayağını tükürsen, tükürün o zalimlerin hayatını desen, değil mi? Cesedini kurtarırsan, ruhunu kurtarırsan, cesedin şey olur diyor. Yani bizim maneviyat dediğimiz ruhun ve kalp ve ruhun bir vefat etmesi var.
Bu sarhoşluklar ona sebebiyet veriyor vefat etmesine Fikret abi. Dinin hakikatleri canlıydı, bizzat yaşıyoruz yani. Eğer bunlarla vasıflanıp, şunlarla, bu sarhoşluklarla, emir ve yasaklardan uzaklaşmak, yaratılış gayesinden uzaklaşmak bizim sekeratımız oluyor. Kalp ve ruhumuz, cesedimiz sağlam ama kalp ve ruhumuz ölmüş oluyor yani. Yani insanın sekeratı daha çok fikri ve akli evet. Şeyler, örtmeler. Sanki şurada da hani böyle öf etme meselesinde de biraz his sanki biraz var. Yani bir de kainat dedik ya, kalbe bakan ciyetler. Evet. Biri efkar bozulursa, biri hissiyat bozulur. Hissiyat bozulursa kainatın kıyameti kopuyor gibi anladım. İşte o genel manada. Yani kainattaki, şimdi mesela Üstad Hazretleri vicdan bozulmuş diyor. Umumu vicdan bozulmuş. Mesela diyelim ki benimki sağlam, seninki sağlam. Yani böyle de düşünebiliriz. Yani evet, bazı meselelerde sen hissiyat, fikriyat olarak ama umuma baktığımız zaman değişebiliyor yani. Şey diye de geçiyor abi, ahlak fena halde sarsar, tahrip eder, sukut ruha sebebiyet verir diyor. Hani ahlakla sukut ruhun ölmesi diye. Evet. Gençlik sarhoştu diyor, ihtiyarlık sarhoştu diyor. Evet. Dünya perestlik sarhoştu diyor. Bir sürü sarhoştuk var. Yani burada daha ziyade abi ben hani dersin başında söyledim. Bu sekeratın hakikati bizim dimağımızda cereyan. Hani ben dedim ya dersi bir yere kadar getireceğim. Ondan sonra size kalıyor yani. Ben çok o dima dersine muhatap olamadığım için hani benle alakalı bilir. Yani dersin o sekeratın hakikati dimağda yani. Yani o tahayyül ve tasavvurda ne oluyorsa onun akılla münasebetini, o işleyişine çomak sokuyorsa sekeratın hakikati orada cereyan ediyor yani. Orada oluyor. Evet. Kur'an'da kainatın aklıydı. Kur'an'ın hükümlerine, kainatta uygulanmasına ne sebebiyet veriyorsa uygulanmamasına o onun sekeratına sebebiyet veriyor. Bunu Yahudiler diyebilirsin, İngilizler diyebilirsin abi. Yani bunun bir hakikati var. Dinin bütün tabirleri bizzat yaşanıyor yani. Hani cennet de burada, cehennem de burada. Burada inkişaf etmeyen, inbisat etmeyen bir şey. Orada hakikati olmaz yani senin. Peki bende şey var, yansıtıcı getirdim. Dima yansıtalım mı? Veya damlatmaya... Yok benim hani... Mesele bittiyse... Evet, benim noktaya nazarlarım, yani ders toparım bu kadar. O zaman şurada bir ara da versek. Ben onu sekeratı şeyde gösterebilirim. Çok güzel olur abi. Çok güzel olur. O serbest bölgede olduğunu. Orada şurada yansıtayım. Bizzat şurada. Canlı yani. Sonra olacak böyle. Evet. Bakın abi. Cesede talik edeni ayırdım ben. Bu bir vakit olacak. Sen 5 yaşında da olsan, 20 yaşında da olsan, 50 yaşında da olsan dur. Bir vakit böyle bir debelenip senin ruhun cesetten çıkacak yani. Bu olacak. Kainatta da böyle olacak. Ben gitmiyorum. Bir de Mehmet abi onun hakikati dediğimiz kalp ve ruhun ölmesi bir mesele var ya abi. Evet. Sen bunlarla sarhoş olunca sen sekerata girmişsin abi. Meyyit-i müteharrik olmuşsun yani. Hmm. Peki ne oluyor o zaman? Bu içki içince sarhoş oluyorsun ya abi. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bunlarla sen sarhoş oluyorsun. İçki içmedin ama bunlar seni sarhoş etti. Maddi olarak bir kere ölüyorsun ama bunlar evet. Her gün her an ölüyor. Bakın şu yazdıklarımın hakikati abi. Layıkalar baştan aşağı bunları anlatıyor yani. Çok, o kadar çok mektup var ki, çoğunu okudum ben. Başını birer iki cümle yazdım yani, bir iki cümle. Fakat bu canlı bir hakikat, yaratılış gayesinin dışına çıktığı zaman, akıl devre dışı kalmış oluyor abi. O zaman devre dışı kaldığı zaman sen sekerattasın yani, sarhoşsun yani. Bu benim ne işime yarayacak? İşte kendimi evet, düzeltme, ben niye böyle oluyorum, evet. Niye böyle oluyor? Yani seni Allah... Neden bunalıma girdim? Niye buna tahammül edemiyorum? Çok güzel abi. Gibi. Şimdi kader hali ve vicdani ya. Evet. Mesela 3 gün sonra ne olacak bilebilir misin? Bilemezsin. Değil mi? Ama geçmişine bakıp kader okuması yapabiliyorsun. Ya ben şöyle yapmıştım. Ahiret Allah'ı unutmadım, çalıştım. Şimdi de öyle yapayım. Gene şey yapayım. Çalışayım diye. Evet. Ben orada durayım.